Elhamdülillah lezi hedana lihada ve ma kunna nehtediye leylâne hedanallah ve ma tevfîk-i yuhatsâmi illâ billâh ve kad jâet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasulina Muhammed Allah'ın sallallahu sallu alâ tabiri kulûbina Muhammed Allah'ın sallallahu sallu alâ sehî'i zunûbina Muhammed Allah'ın sallallahu alâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نزغات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم خصمتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Şaban şehri, Şaban şerif benim ayımdır buyurduğu, kendisine nispet ettiği ve izafe ettiği, değer verdiği ve kendisine salavat-ı şerife okunma emrinin Ahzab suresinin ayet-i kerimesinin kendisinde nazil olduğu mübarek Şaban-ı Şerif ayına girmiş bulunuyoruz. Allah-u Teala hayırlarına, bereketlerine nail eylesin. Amin. Buyurun dua edelim. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellikna Ramazan. Amin. Salavat-ı Şerife. Allahümme salli ala seyyidina. Amin. Bu mübarek ay, çok kıymetli ay, insanların gaflet ettiği ay. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular, Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok orucu Şaban-ı Şerif'te tutuyorsunuz. Bunun sebebi hikmeti ne ola? Hüsame bin Zeyd radıyallahu teala anhuma rivayet ediyor. Ne buyurdu? لَا كَسَهَرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنُوا بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانِ. Bu ayda insanlar gaflete düşer. Recep-i Şerif girdiği zaman bir üç aylar girdi, haramay girdi falan. Gerçi haramayda bilen kalmadı ama Recep-i Şerif'i Allah'tan biliyorlar. Recep-i Şerif girdi diye harekete geçerler. Şerekat gecesi, 15. gecede çok büyük gece, onu pek bilmezler ama Miraç'ı biliyorlar işte. Miraç gecesi falan. Sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Bu arada Şaban ayı geldiği zaman insanlar gaflete düşerler. Çünkü bizim insanlarımız güçlerini, kuvvetlerini, ibadete şevklerini ve iştiyaklarını uzun sürdüremez. Bir kandil, iki kandil, bir hafta, iki hafta teşvik olur. Ondan sonra yine bir gevşeklik olur. Sonra Ramazan-ı Şerif girince tekrar bir kuvvet olur. Ondan sonra bir hafta sonra yine camiler, teraviler azalmaya başlar. Ondan sonra sonuna doğru bir daha Kadir Gecesi bir hareket falan sürdüremiyorlar. Yani ibadet şeyini, arzusunu, hevesini ve gücünü maalesef sürdüremezler. Hemen gaflete düşerler. Evliya Allah gibi değiller. Allah'ın dostları gibi devamlı huzur üzere değiller. Dünya telaşları var. Meşgaleleri var.
yorgunluk var, hastalık var. Şimdi de yaza geldi bu kaç senedir. Birkaç senede böyle yaza gidiyor. Yazın da olması ağırlık veriyor. Oruçlara zorluk veriyor. Geceler kısa falan. İmkan. Onun için Şaban ayı gaflet ayıdır. Recep-i Şerif'te bir hareket olur. Ramazan-ı Şerif'te de olur. Arada Şaban-ı Şerif kalır. İnsanlar da Şaban ayında yan gel yatar. Onun için halbuki Öşerun turbu zil amal ya Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine amellerimizin arz edildiği ay, bir senelik namazımız, orucumuz, hakkımız, zekatımız, hayrımız, hasenatımız ve salih amellerimizin tümünün Allah'ımıza gösterildiği ay Şaban ayıdır. Ben hep oruç tutuyorum ki Şaban ayında Allah'ıma amelim gösterilirken oruç ağzına olayım. Rabbim de baksın amellerime bakarken eğer reddolunacak bir durum görse de ya kulum benim rızam için oruç tutuyor, ağzını bağlamış, açsızlık duruyor. Şimdi onun diğer amellerini nasıl reddedeyim? Der de, fazl-ı kereme der de amellerimi kabul eder diye istiyorum. Bize formül öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin amellerinden hiç reddolunacak amel olur mu? Mevla'ya yakışmayan işi olur mu? Ama bizim çok olur. Onun için bize diyor ki, buyuruyor ki ve talim buyuruyor ki, siz bir sene bu kadar amel ediyorsunuz, Şaban ayında oruca çok devam edin. Çünkü amellerimiz Mevla'ya gösterilirken oruçlu olalım. Peki ameller Mevla'ya ne zaman arz ediliyor? Bazı rivayetlere göre pazartesi ve perşembeleri arz ediliyor. Bundan dolayı yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her pazartesi perşembe ne yapardı? Oruç tutar. Çok kuvvetli sünnetti. Her pazartesi perşembe oruç tutmasının hikmetine de vurgu yaparken bir hadis-i şerifinde pazartesi için doğduğum gündür varlık nimetine şükrüsün oruç tutuyorum. Her pazartesi. Şimdi pazartesi günü doğdu. Tabii burada acaba bizim de doğum günlerimizde haftanın her gününü bırak. Senede bir gün o güne denk geliyor. Hicri hesap muteberdir ama siz hep miladi tutmuşsunuz gidiyorsunuz. Neyse Allah'ım hicri hesaba döndürsün sizi inşallah. Amin. O gün demek ki tutulsa şükür için güzel olur. Çünkü doğduğum gündür buyuruyor. Ama o her hafta tutuyordu pazartesi. Sen hangi gün doğdun? Ben doğmuşum cumartesi. Annemin rivayetine göre Allah rahmet etsin. Kabrin nur olsun. Tabii şimdi ben onu hatırlayamıyorum. Cumartesi. Haftanın her cumartesisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptı. Doğduğu her gün. Her hafta. Siz de bari doğduğunuz senede bir gün o güne denk geleni tutun. Mesela ben doğduğum gün yani Şevval'in 25'i. Normal hesap. 27 Şubat 1965 nereye denk geliyor? Efendim 1385 25 Şevval'e denk geliyor. Siz de bu itibarla kendi şeyinizi internetten çıkarabiliyorsunuz. Orada birkaç hesaplar var. Onu deneyin, kıyas yapın. Hangi sene doğdun? 1970. Hangi ay şu ay, hangi gün şu gün? Vurun onu internette hesabı. Ne çıkar? Hicri hesapla efendim hangi ay, hangi gün doğduğunu çıkar. Günümüzde biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Günümüzde meydana gelir, belli olur. O zaman ya her hafta o günü tutsanız, ya hocam hani bize iş çıkarma. Tamam iş çıkartmayın sana. Peygamberimizin doğumu hepimize rahmet oldu. Onun doğduğu gün tutalım o zaman. İş çıkarmayın sana. O zaman ne yapalım? Senede bir gün bari. O doğduğun güne denk gelen günü tut mesela. Senede bir kere. Ya o belki olabilir falan. Ancak ona buna mesaj. Benim doğum günümü unuttun. Karısı doğum gününü unutursa karıya hakaret der falan. Ondan sonra kocası unutursa kadın zaten hepten koma. Ondan sonra birbirlerine sitemler, şeyler, doğum günü. Doğduğunda ne oldu memlekete sanki? Doğduğunda ne hayrını gördük? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, alemlere nur doğdu. Onun için onun doğum günü hepimiz için kutlu olsun.
ve onun doğum günlerinde oruçlu olalım. Yani pazartesi. Ama kendi doğum günlerinizi Allah'a şükür için tutsanız uygundur bana geliyor. Bilmiyorum. Kendi kendime konuşuyorum burada ama biraz sessiz oluyor herhalde. Duyan duyar. Pazartesi doğum günündür buyuruyor. Fakat perşembe içinde ameller Allah'a perşembe günü arz ediliyor. Her hafta perşembe günü. Bu haftalık arzdır. Haftalık arzdır. Yıllık arz Şaban ayındadır. Ve Allah'u alem ki beraat günündedir. Yıllık arz. Yani 15. gün gecesi mübarek kandil diye ihya ediyoruz. Gün birbiri 15. gün. Zaten o gün merkez orucu oluyor. Olması çok kuvvetli sünnet. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tuğrabul amal yevel isteyir hamiz. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de geçer. Her pazartesi ve perşembe ameller Rabbimize arz ediliyor. Mevla biz o ameli yaparken görüyor mu? Yapmadan evvel niyetimizi biliyor mu? Biliyor ama yine de Allah'ın nesi var? Adetleri var, sünnetleri var, usulleri var. Sistem deyin siz ona. Sistemleri var. Mevla meleklerle bu işleri şahit yapmış ve sistem kurmuş. Diyorlar ki bu tarafa bakmıyorsun değil mi? Bakalım o tarafa bak. Ondan sonra birimiz açıldığımız kuvvetli aral oradan. Şeye göre elektrik meselesi. Elektrik olursa beni ona derler. Elektrik. Şimdi efendim perşembe gün pazartesi günleri Mevla'ya ameller gösterildi. Mevla bilmiyor mu ne amel etti? Biliyor. Ama teftiş, rapor melekleriyle şahit tutacak. Buyuruyor ki ben her perşembe oruçlu olmayı severim. Niye? Ruhu ben yurfa ameli yönü sahip. Allah'ıma amelim gösterilirken oruçlu olayım, Allah'ım acısın, orucuma bağışlasın, sair amellerimi de kabul buyursun. Bundan dolayıdır ki Şaban ayında çok faziletler var. Orucunda çok faziletler var. Neklu evdânekum bisavmi şaban, siyanu ramadan. Şaban ayında oruç tutup bedenlerinizi arındırın ve temizleyin. Ramazan orucuna kendinizi hazırlayın. فَمَا مِنَ عَبْدٍ فَمَنْ عَرَادًا يَلْقَانِ فَلَّسُوا وَلَوْ سَلَافَةَ اَيَّا. Bana yarın mahşerde kavuşmak isteyen, Havz-ı Kevser'de benimle buluşmak isteyen, 3 gün olsun benim ayımda oruç tutsun. 3 gün olsun. Bu işi de ne yapın? 13, 14, 15 olsun. Yani önümüzdeki bu değil, bu önümüzdeki değil, ondan sonraki efendim, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma 15. gün, bu önümüzdeki de biliyorum, önümüzdeki haftayı demiyorum, ondan sonra da. Yani Şaban ayının 13, 14, 15. 15. gece, perşembe, cuma bağlayan gece, bizim mescitteki sohbet gecemiz, o gece sohbeti takip edin internetlerden, radyolardan, her yerlerden ulaşırsınız. Çok tafsilatlı konuşuluyor, şimdi onlara anlatamam. Evet. Ve İftardan evvel bana salavat-ı şerifi unutmayın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Bu mübarek ayda evet. Bir daha seneye kadar yine Haşa radıyallahu anh'a'dan rivayet edilen hadis-i şerifi ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâhu yektubu fî alâ kulli nefsin meniyyete tilketsene fe hübben yetiyen yeceli ve mesâin. Acayip işte. Allah-u Teala bir sene öleceklerin ecelini Şaban ayında yazıyor. Yazıyor derken ecelde yazılmış mı? Ecelde Mevla biliyor mu? Biliyor. Azrail Aleyhisselam biliyor mu? Bilmiyor. Ancak ne zaman biliyor? Beraat gecesinden beraat gecesine dosya teslimatından sonra biliyor. O zaman geçen sene beraattan bu seneye kadar kimler öldü gördük. Daha da kimler ölecek onun 12 gün var. Göreceğiz. Bir gün kala bile ölüyor. Çünkü geçen sene beraattan yazılmış. Bundan dolayıdır ki ben Şaban ayında oruçlu olmayı seviyorum. Niçin? Ecelim geldiğinde oruçlu olayım istiyorum. Ecelim geldiğinde ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayda vefat etti? Doğduğu ayda vefat etti. Hangi ayda doğdu? Rabiülevvel ayında doğdu. Rabiülevvel ayında vefat etti. Buradan maksadı nedir?
ecelimin kaderi yazısı geldiğinde oruçlu olmayı istiyorum. Çünkü Allah bana iman selametiyle seni kapamayı yazsın Fazl-ı Kerem'i. Hepimize yazsın Fazl-ı Kerem'i. O zaman ne yapalım? Oruç bunlara yarıyor. Yani ecelim geldiğinde oruçlu olayım. Buradaki maksat nedir? Şaban ayında kader dosyası bir sene itibarıyla teslim ediliyor. Kime? Hazreti Aleyhisselam'a. Ne zaman? Hangi gece? Beraat gecesi. Peki hoca efendi, gece oruç var mı? He? Gece oruç yok. E bu ecelin teslimatı beraat gecesi. Değil mi? Hadi amellerin arzı günü. Yıllık arz gün. Ama ecelin takdir ve tespiti gece. Hangi gününü oruç tutacaksın ya? İşte sen geceden niyetlenmiyor musun? Yarın 15. gün mübarek, kurdu kuşu oruç tutuyor, hayvanlar yemiyor, beraat günü. Sen o niyeti zaten gecesine girdiğinde, yarınki gün oruca niyet etmek itibariyle, ameller neye göredir? اِنَّمَ لَا مَالُمْ بِالنِّيَّا İftar ederken bile, hani 14. gün de oruç tutun diyorum sen, 13, 14, 15. İftar ederken veya yemek derken, ne diyorsun? Allah'ın melekesin ki o, senin için oruç tuttum. Ve bir kâmen ki sana iman ettim. Ve alâ hâdîkün yâstartû, rızkınla oruç açtım. Ve lisavdû ve dinlemeydû, yarın orucuna niyet ettim. Sen de 14. gün tutarsan da, iftarında da yarın orucuna niyet yaparsan, zaten o geceki kaza ve kaderlerde sen ne misin? Oruca niyetlisin, gece orucu yok ki. Oruca niyetli olduğundan, ecelinin hesabı geldiğinde oruçlu olmayı severim. Anladınız? Ne anladınız? 13, 14, 15'i tutacağız. Yani ayı kaçına denk geliyor? Ben şimdi tam şeye göre yani. Bunlar şeyden anlar abi. Haziran, Temmuz. Adam maaşını bilir. Bordüroyu bilir yani. Bordüro Haziran'da kesiliyor. Şaban desen patronum haberi yok. Adama da kimse aman ne yapacak? Ne diyorsun şimdi? Yani beraatın günü ne diyor? Cuma 13'ü 13 Haziran Cuma mı oluyor? O zaman siz ne yapıyorsunuz o zaman? 11, 12, 13. Anladınız mı? Haziran 11, 12, 13. Ama hoca efendi ben 3 gün tutamam. Arkadaş 3 gün tutamazsan da mutlaka, tabi Allah bir mani vermesin, hastalık falan olmasın, mutlaka tek günde olsa 15. gün. Yani ne diyorlar? 13 Haziran Cuma'ya geliyor diyorlar. 13 Haziran Cuma'ya geliyor diyorlar. Bu 15. gündür. Mutlaka 15'i tutun Allah'ım. Kolay etsin, kabul etsin, Fazl-ı Kerem'iyle nasip etsin. Amin, amin. Çünkü ne buyuruyor? Hazreti Ali Efendi'nin rivayetinde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İlâ kânet leyletün nüfûn şaban. Bu hadis-i şerif Tirmizi'dir. Hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Efendim Yusuf Kavaklı diyormuş ki nafilelere boğuyor milleti. E sen neye boğuyorsun? Yalan dolana boğuyorsun. İmam-ı Gazali inkar ediyormuş. İhya'yı inkar ediyormuş. Onun yüzünde ihya hurafedir. Allah muhafaza ya. İmam-ı Gazali'nin İhya kitabına laf söyledi. Alimlerden biri sopayı yedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gece geldi. Dört halifeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Gazali'ye laf eden o Ali bin Harazim midir? Tam adını şimdi hatırlayamıyorum. Büyük alimlerden biriydi. İhya-ül Ümit'i de yaktıracak. Bütün nüshelerini toplattırmış. O zaman Fas'ta yaktıracak da kitabı. Allah Allah ya. Belki de şimdi kitap kalmayacaktı o zaman yansa. Gece geldi o zat. O da büyük alim yani. Zaten büyük alim olduğu için sopa atıyorlar. Şimdi bu diyor ki ben İhya'yı ihtiyar ediyorum. Bana sopa mopa atmıyorlar. E seni sopa atacak kadar adam yerine koymuyorlar. Çünkü sopayı herkese atmazlar. Sopayı mübarek adamlara atarlar. Hesabı dünyada düzeltsin diye. Senin hesap ahirete kalacaksa sen dümdüz gidersin freni patlamış araba gibi, sopa mopa da yemezsin. Sen de sopa yemediğin için doğru söylüyorum zannedersin. İmam-ı Gazali hüccetül İslam'dır.
İmam-ı Gazali'ye konuşanın hangini karıştırır? Zaten ben karıştırmam, başkaları karıştırır onun hamini. Bayağı bir karıştıran bulunur onun hamini. Melekler falan diş biliyorlardır ona şimdi. Hele bir gel bize bakalım ne yapacak. Kimisi sopayı ahirette yer, herkes sopayı dünyada yerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çağırdı. Dört halife yanında, İmam Gazali orada. Mahkemeyi kurdular rüyada. Gece rüya. Dediler gel bakalım. Gel. O zamanki kral da bu halimi dinliyor. O zamanın kadısı. Emir yazmış, ihya-ı müddinler yakılacak. Allah Allah. Gel bakalım sen buraya. Buyur ya Resulallah. Dava var. Ne ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Gazali senden şikayetçidir. Ve mahkemeye verdi bize. Biz de özel yetkili mahkemeye benzemez değil mi bu işte? Özel yetkili, yetkisiz, etkili, etkisiz, aç, kapa, artamadan beter oldu yani. Onu kapatıyorlar, onu açıyorlar, onu kapatıyorlar, onu açıyorlar. Bizim de mahkeme karıştı, bizim mahkeme kapandı şimdi. Hakim de gitti yani. Şimdi bu sefer bize bir mahkeme, öbür mahkemeye gittik, nereye gittiniz de belli değil. Beş gidiyorlar, attılar Eylül'ü ne bilmezse gidiyor, Allah hayrımızı versin. Bu Resulullah'ın mahkemesiyle benzer mi bu işler? Gel bakayım sen bakalım. Özel yetkiliye benziyorum bakalım burası. Gelin. Efendim. Şikayetçi burada. İmam-ı Gazali. Şahitler dört halife. Mahkemeye bak. Mahkeme-i Kübra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Mahkeme başkanı. Allah hakimi mutlak. Kendine. Ne var? Sen bu kitapta ne yanlış buldun? İmam Gazali'ye dedi ki şikayetini arz eyle. Hüccetül İslam radıyallahu anh buyurdu ki ya Resulallah bu benim kitabıma efendim hurafe var diyor. Sizin sünnetinize uymayan zayıf uydurma rivayetler olduğunu iddia ediyor. Ve bu kitabın yakılması için fetva istihar ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kitabı bana verin. Mana aleminde tabii dakika geçmez. Miraç gecesinde 90 bin kelam oldu saniye sürmez. Bir baktı. Bunda benim sünnetime muhalif bir kelime yok. Hazreti Ebu Bekir'e verdi. Dört halifede baktı. Hepsini uygun bulduk ya Resulallah. Ne olacak şimdi? Sen neden uydurdun bu kitapta sünnete muhalif şey var? Dedi ben bilmiyordum. Ben böyle durum ben haberim yoktu. Ben işte zayıf dedim, şu dedim, bu dedim, incelemedim, tam anlamadım, dinlemedim. Sen müşterisin, 80 sopa yiyeceksin. Sırtını aç. Soydular. Kamçıları vurdular. Nasıl 80 sopa yedi? Uyandı, inim inim inmiyor, kamçının izleri sırtında. Ve ölünceye kadar cenazesini yıkayan zatlar dedi ki, sırtını döndü, kamçı izleri hala sırtındaydı. O gece vefat etmedi, yaşadı. Ve o ihyayı kurtardı. Ondan sonra ona hizmet etti. Bütün dünyaya geldi. Belki de o vesileyle ihya bu kadar. Bütün dünyada kabul görüyor. Yemen'den Mağrib'e kadar İhya-ı Ümit'in dediğin gibi dünya uleması durur yani. Sen kimsin ya? İstanbul müftü yardımcısı, o da eski. Ondan sonra da Safaköy müftüsü. Safaköy ne ya? İmam-ı Gazali var, Safaköy müftüsü. Kim takar yalama kaymakamını ya? Sen kimsin? Ben nefsim için hakaretlere hazırım. Ama İmam-ı Gazali'ye konuşana İhya-ı Ulumuddin konuşan sopayı yer. Yemiyorsa hiç adam değil. Sopa yemiyorsa ona rüyada ikaz gelmiyorsa hiç adam değil. Demek ki hesabını nereye sakladılar? Ahirete sakladılar. Ben yine de Allah hidayet etsin diyorum. Bu kadar hadisler inkar edelim ya. Miraç gecesi 12 rekat namaz yok. Cübbeli milleti nafilelere boğuyor. Ne yapacağım? Filmleri mi seyredin? Arkadan da reklamları mı izledin? Arkadan açık oturur muydu? Ne diyeceğim size? Miraç gecesi 12 rekat kılın. Ne var bunda ya? Beylakî'de hadis var. Beylakî gibi muhaddis. Ben sana kura İmam-ı Gazali dedi ki o hadisin esas kaynağı İmam-ı Gazali'den de önce Beylakî'de var. Beylakî baş muhaddislerden. Herkes duymuyorsun. Beylakî duymadınız mı siz? Tabarani, Beylakî. Sen bir de isimlerini sayıyor gün programda. Onun kitabında var. Bu kadar yarım sayfa kaynak yazmışsın. Sen kalkmışsın İmam-ı Gazali'den. İmam-ı Gazali de onu almış. Ama başka kaynak var da var. Allah sağ olsun. Ama siz bizim dediğimize bakın. Ahirette çıkacak bu işler meydana.
Sen Allah'a 12 rekat namaz kıldın, zayi edemez mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, benden size bir hadis, fazilet, müjde Allah'tan benden gelirse, ben onu dememiş bile olsam, siz inancınıza göre istikam ettiniz, o rivayetle amel ettinizse, Allah'tan o müjdeyi alacaksınız. Çünkü Allah buyuruyor, en ayında zanni abdi, değil, ben kulumun bana karşı olan zannının yanında. Ve bu, ben dememiş olsam bile, siz bir rivayetle amel ettiyseniz, o müjdeyi alacaksınız. Bu hadisi kim rivayet ediyor? Bu hadisi Ebu Yala rivayet ediyor. En sahih kaynaklarda rivayet ediyor. Ahmet İbni Han'da rivayet ediyor. Yani Resulullah sana sonra ne vermiş? Genel bir müjde vermiş. O genel müjde nedir? Size gelen faziletli amellerle meşgul olun. Yani 12 rekat kılmayacağım da ne yapacağım? Benim kazam var, kaza kılacağım. Kaza kıl. Ben sana diyorum ki film seyredeceğine, şarkı dilgi dinleyeceğine, mala yani yapacağına, karıyla kavga edeceğine bir namazı kıl. Benim kazam var, o zaman kaza kıl. Kaza da kılmıyor. Kaç senelik kazam var? 20 senelik. Ya 20 senelik kazayı kılsaydın bugüne kadar kaza kalmazdı. Demek sen onu da kılmıyorsun, bunu da kılmıyorsun. Ya sen kazanı kılsaydın işte bitmesi lazım. Demek kaza da kılmıyorsun. Onun için nafileleri ayrı kıl, kazanı ayrı kıl. Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebine göre kaza borcu olan nafile kılamaz. Kılamaz, haram. Şafii mezhebindekilere de bu fetvayı duyurmuş olan. Ben Hanefilere göre konuştum bunu. Çünkü Şafii mezhebinde kazası olan sünnetleri bile kılamaz. Öğlen ikindinin sünnetini bile kılamaz, haram. O zaman ilk iş ne yapacak? Kazalara yüklenecek, kazaları bitirecek. Ama kazaları bitireyim diye de patküt patküt kılıp bir daha da kazası kaza gerektirmez. Onunla uğraşamayız mesela. Kıyamete kadar kazası bitmez. Mübarek düzgün kıl. Kaza ile ede aynıdır. Madem kaçırttın, geçirttin, tevbe ettin, aynı namaz aynı namaz bunu. Kaza diye hızlı hızlı kılınmaz ya. Yani. Aynı tadil erken sonra kılacaksın. Allah'ın öldüğümüzde bir rekat namaz üzerimizde borç bırakmasın. Borçsuz ölmeyi nasip et. Amin. Şimdi bir hadis-i şerif okuyordum yine. Yine zannedecek ki beyefendi, İhya'dan okuyorum zannedecek. Hadis-i şerifin kaynağını söyleyeyim. Kendi sıralı hadis okuyor, kaynak veriyor. Güzel, hadislere inanmıyorsan ne mutlu. Hadislere inandığına göre epey bize yakınsın yani. Tam bizim kafada değilsin ama bize yakınsın diyelim. Ve lakin çok yanlış şeylerdim. Kafam şaşırdım yani. Neyse öyle bilmiyordum onu. Neyse herkesin rengi çıksın meydana. Ben abine arada bir deşerim böyle. Bir deşerim, bir çimdik atarım. Adam bas bas bağırmaya başlar. Kızıma bir de baktım bir şeye inanmadı. Meydana çıkar yani. Biz de adamı sağlam bir adam zannediyoruz ne? İzakânet leyletün Resulü'nün Şaban. Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman فَقُومُوا لَيْلَا gecesini ibadetle ayık ve uyanıp ayakta namazla geçirin. وَقُومُوا لَيْلَا gündüzünü oruçlu geçirin. Şimdi bu emir farz değil, vacip değil. Ama çok kuvvetli sünnettir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu geçirin buyurduğu bir aşure günü var Ramazan dışında. Bir de beraat günü var. Burada emir yani bu emir farz vacip için değil. Ama kuvvetli sünnet. Gündüzünü oruçlu geçirin. Çünkü Allah tebaraka teala enzili fiyâ yugurûb-i semtile semâit dünyâ Allah-u Teala ne yapar? Birinci 15. gece beraat gecesinde güneşin batmasıyla beraber yani her gece kurban olduğum Allah'ın ne yapar? Gecenin üçte ikisi geçende üçte biri kaldığı zamanda yani şimdiki hesaplan gece yani birden falan 12.30 birlerden sonra tecellisi birinci kat semaya nazil olur. Birinci kat semadan hel nisanin el mütehebin el mümüşşahırın. İsteyen var mı vereyim, tevbe eden var mı kabul edeyim. Rüzgü isteyen var mı rüzgü vereyim, şifa isteyen var mı şifa vereyim. Külle leyle Bukhari hadisinde her gece üçte ikisi geçtiğinde son üçte birde onda da tam milletin uykusu geliyor ağır ağır. Çünkü üçte iki birden birde 12.30 birde falan tam uyku dönemi başlıyor. Mevla da tecelliye başlıyor.
Ama beraat gecesinde ne yapıyor? Güneş battığı andan teheccüd vakti gibi tecelli başlıyor. Yani güneş kaçta batıyor şimdi? Diyelim 9'a 20 kala, çeyrek kala. 9'a çeyrek kaldı mı ne oldu? Seher vakti oldu. Her gece seher vakti milletin uyuduğu vakit. Bu kadar adamın seher vakti kaç kişi kalkıktır? Çok az kalkar. Ama beraat gecesi ne yakalayacağız? Güneş batar batmaz oldu seher vakti. Yani kabul olunan saat. Ve Mevlana buyurur. Ela min müstahdını farzun ala. Af isteyen var mı? Bu gece başlayacağım. Ela min müstahdını farzun ala. Rızık isteyen var mı? Bu gece bir senelik rızkını vereceğim. Bir senelik rızkını vereceğim. Berat gecesi rızık isteme. Berat gecesi şifa isteme. Berat gecesi mazret isteme. Film, oyun, sinema, tiyatro, belanı iste. Ondan sonra bir sene zır 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 ağla. Deprem durmuyor, ora sallanıyor, bura çalkalanıyor, baraj kurudu, ben ne yapayım ya? Ya namaz yok, abdest yok, her yollar, berat gecesi de bir tevbe et de barajlar dolsun. Öyle mi? Dikkat edin. Kuraklık, kargaşa, huzursuzluk, Müslümanlar gruplaşma, tezgika, birbirine girme, birbirine aleyhine konuşma, birbirine ayağına kelle takma. Ondan sonra bu kadar kargaşanın içerisinde Mevla da bela veriyor. Halbuki berat gecesi rızık istiyor musunuz? Rızık neyle gelir? Yağmurla gelir. Yağmurla gelmese borsadan çıktı para. Banknotlar yenmez ki. Yenmez. Altınları koymuşsun önüne. Yok, burada yok. Ne yiyeceksin? Bütün tallalar kurumuş. Ne yiyeceksin yani? İthal edildi. Ayıp değil mi ya? Türkiye gibi memleket burada ithal eden rezilliği rezil olduk ya. Her yer boş arsa. Nesi yok? Tohum tarlada kalmış. Bela var. Neden? Riba var. Faiz var. Zina var. Ya, haram var. Haram var. Mikroplar yağıyor. Hastalık var. Bütün Bursa'yı hastane yapsan müşteri bulursun. O kadar müşteri var. Bursa'da bütün binaları çıkart, Bursa Hastanesi de böyle. Bütün Bursa Hastane olsa, Türkiye'den akın akın hasta gelir. Hasta çok. Onu diyor Mevlana. Kattesallahu sallahu ya. Ebru berna ayet peymeni o zekâ. Ezzina üzzet veba engercihâ. Zekatlar tam verilmiyor, bulutlar gelmiyor. Zina yapılıyor ve her tarafa veba, mikrop, salgın, hastalık yayılıyor. Dedi ki millet hasta. Yani şaşırdım kaldım. Haberler bir alem, şeyler bir alem. O Suriyeliler, muhacir adamlar. Zavallı Allah yardım etsin. Yani hudutta, sınırda. Onlarda da sıkıntılar, fakirlikler, perişanlıklar. Efendim 11-12 yaşında kızlara efendim sıkıntılıklar, kaçırmalar. Oralarda da açlık oyunu bozar derdi. Efendim Hazretlerimiz devamlı zor oyunu bozar, zor oyunu bozar ya. Bu fakirlikle, bu hicret, muhacir, kaç sene, kaç sene, kaç çadırda kaldı millet. Allah muhafaza. Bu sefer haramlar çoğalıyor, günahlar çoğalıyor, istikmarlar çoğalıyor, belalar çoğalıyor. Maddi manevi sıkıntı görüyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl durumu görüyorsunuz. Bu iyi bir şey değil. Tevbe etmek lazım ya. Herkes tevbe edecek arkadaş. Herkesin kendine göre günahı var. Amiri de tevbe edecek, memuru da tevbe edecek. Aşağısı da yukarısı da. Kimse demesin ki benim günahım bir aşağının günahı. Aşağısı yukarısı aynı gemide ya batacağız ya çıkacağız. Herkes tövbe etsin kendimizin düzeni sor. Allah'la arayı düzelsin. Bu nedir? Bu olur mu böyle ya? Mevla bize rahmet etmek istiyor, acımak istiyor. Rızık isteyen var mı? Af isteyen var mı? Ela mümkene bu abi. Bela. Ya düşmüş afiyet isteyen var mı? Ela ceza, ela ceza. Hocam ben işte evlenmek istiyorum. Mevla diyor ki, evlenmek isteyen var mı? Ela keza, ela keza ne demek? Ne istiyorsun, ne istiyorsun, ne istiyorsun? Zinadan korkmak istiyorum. Efendim, helal rızık istiyorum. Çocuğumun ishali olması istiyorum. Soruyor sana, isteyen var mı, isteyen var mı? Hatta yok mu halbette, imsak doğana kadar. Yalnız bir kaybımız gecelerin kısa dönemidir. Bazı kere 5.30'a kadar imsak oluyor. Aylarda. Yani 5.30'a kadar insan zikir ve dua yapabiliyor. Bu sene çok kısa. En az zamandayız. Gecenin en kısa dönemine gel. 3.30'da insan oluyor.
Şimdi 12 gün daha var, 12 dakikada geri gelir. Yani 3'ü çeyrek geçiyor, 20 geçe bile gidecek. 3'ü 20 geçe. Zaten bizim sohbete gelenler eve durda geliyor mübarek. Ben de biraz kısa konuşayım, herkes imadet yapacak. Yani Berat Gecesi'ni söylüyorum. Ne olacak bu sefer? Yani çok az bir zaman kaldı. Eve bir geliyorsun ama hanım sen yaptın mı? Efendim, ya işte uykumuz gelmesin, ibadet yapacağız, 100 rekat namazı var. Oo, nereye gidecek? Ya sen böyle çay kahve dersen zaten 1,5 oluyor saat. 2 saat kaldı imtihan, nereye gidecek? Dolu vazife var. 100 rekata bir kolaylık diyeyim size. Geceler böyle olduğu için onun faziletini kısaca derim. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, madem gecelerde yetişmiyor, gündüzünden de yardım alırız. Efendi Hazretlerinin bu herkesin diyeceği bir şey değil. Yani ne gibi 50 rekat geceden kılsan 50 gündüzde kılabilirsin. Gündüz çok uzun, 40 gün gitmez. Yalnız imsak olduktan sonra kılınır mı? Kılınmaz. Sabahın sünnetinden başka nafile namaz mekruhtur. İmsaktan sonra kılınmaz. Sabah namazından sonra kılınır mı? Kılınmaz. İşrağa kadar. İşrağa 20 dakika, 25 dakika, 20 dakikada bile kurtarır. Güneşten sonra bekleyeceksin. Ondan sonra serbest mi? Serbest. Öğlene 20 dakika kalana kadar. Kıl da kıl. O da 500 dekat sağa. Değil mi? Yani o arada bitir. Bitiremedin öğleden sonra kılınır mı? Kılınır. Ne zamana kadar? İkindi ezanına kadar değil. Sen ikindiyi kılana kadar. Senin ikindini kılana kadar. Yoksa camide ikindi okunsa. Ama sen ikindiyi kılmasan aslı saniyede ikinci vaktinde kılsan. İkinci vaktinin en müstahap vakti nedir? Akşama 1 saat 15 dakika kala. Ve akşama 1 saat 15 dakika kalana kadar yine nafile kılabilirsin. İkinciyi kılmadıysan. Anlatabildim mi? Bilmiyorum anlatabildim mi? Sonra yarın herkes bir şey söyleyeceksin. Hoca şöyle dedi böyle. Mübarek. Doğru dinleyin, doğru anlayın. Allah'tan tekrarı var, kayıt var da. Yoksa beni böyle şey çevirirdiniz ha. O diyecek ikinden sonra da kılınır dedi. O diyecek bir akşama 1 saat falan kadar kılınır. İkindiyi kıldıysan kılınmaz diyorum sana da. İkindiyi sen kılana kadar kerahat yok. İkindiyi kıldın mı ezanla camide kerahat girdi senin için. Ondan sonra daha nafile yok. Ancak kaza kılınır. Akşama 20 dakika kalana kadar. Ondan sonra kaza da kılınmaz. Ancak o günün ikindisinin farzı kılınır. O 1 dakika kalsa bile yetiştirirsin bir rekatını, kazadan kurtarırsın. O günün ikindisi için. Anladınız mı? İnşallah. Maşallah. Ezanda namazda niyeti yok ki demiş, ezanda kulağı olsun yani. Hocam ben de biliyorum, Allah kabul etsin. Zaten bunları tam tespit etmeye lüzum yok yani. Ya çok tespit etmeye lüzum olan şeyler konuşuyoruz. İşrak içinde size bir kolaylık söyleyeyim yani. Kitapta da gördüm. Ananız ağlıyor bazılarınızın. Çok bekliyorsunuz. Ayağınız yoruluyor. En son kitaptaki tespit 16 dakika. Ondan aşağı $1,000,000 versen düşüremem yani. Çünkü 4 derece her derece 4 dakika 4 kere 4 he? 16. Yemen'in en büyük alimlerindendir o zat. Ömer bin Hafız Hazretleri, Allah muhafaza etsin. Oranın ehli sünnetin lideri odur. O zatın da kitabında ve talebelerin kitaplarında Ahmet Rıza Han Kadiri Hazretleri, o büyük evliya. O 150 sene evvel, 100 sene evvel. Onu da kitabında gördüm. O 20 dakikaya kadar söylüyordu. Ama 16 dakikadan aşağı. Zaten Mekke Medine'de de saatte yazar. 15 dakika yazar. Oradaki saatte 15 yazar. Ama 16 dakika tam doldu. Ama ben hocam yarım saat bekleyeceğim. Allah kabul etsin, 45 dakika bekle, 1 saat bekle. Ama millete de dayatma yani. Millete dayatma vallahi. Çünkü neden adamın ayağı ağrıyor, şey ağrıyor. İşte o da kıpırdamadan bekliyor oturduğu yerde. Zaten Mekke'de Medine'de de kılıyorlar 1 saat önce. O 16 dakika diyorsun ama namazdan sonra kalıyor 1 saat. Türkiye'de son vaktinde kıldığımız için, son vaktine yakın kılıyoruz ya. Bazen kılıyoruz az kalsın, yani güneş kalacak. Böyle son vaktiyle kılanlar için kolaylık oluyor. Neden 2-3 dakika, 5 dakika kala bitirsen, 16 dakikada güneşten sonra oturdun mu, bir hac bir ömre sevabı, hani hadis-i şerif Tirmizi'yle geçer, işrak hasıl olur. Bu, ama ben fazla oturacağım, zikredeyim. Allah kabul etsin. Ama insanlara da bir ruhsat, bir kolaylık varsa onu da demek lazım. Onu da demediğin zaman adam diyor ki ben bekleyemem diyor 45 dakika. Hiç hayatında işrak nasip olmuyor adama yani.
Buna da bir kolaylık yapmak lazım. Yani güneşi doğru hesap edin tabii dakikasına kadar, güneş doğduktan sonra. Şimdi, fela yani demek istiyorum ki, mübarek gece kısadır, 3.30'dan hatta düşecek 3.20'lere belki. Şimdi bile 27'ye düştü, 3.27'lere düştü. Her gün bir dakika koysan işte 12 gün var. Belki 3'ü çeyrek geçelere, 20 geçelere düşecek. Onun için Berat gecesi dünya kelamı konuşmaya payımız yok. Bir çay da içersin, su içersin, bir de sonunda son vakitte sahura. Bir 15-20 dakikada sahura ayır. 10 dakika yeter, bir 30 bin canada dersin, kusura bakmayacağım. 10 dakika yeter, ne diyorsun ya? 7 urmalan adam, 7 gün alıştı da uyanma bari. Efendim, güzel bir hararet yapmayan, öyle tuzlu muzlu yemeyin, hamsi turşu muşu, ondan sonra akşama kadar ananızı ağlar, susuzluktan. Yani hararet yapmayan şeyler, günler uzun. Hararet yapmayan, hurma sünnettir, mesela süt. Tok tutar, böyle şeyler yersiniz sünnet üzere inşallah. Orada pay ayırın, arada da 30 zekat yetiştirdin, zaten 70 zekat gündüzdür. 50 yetiştirdin, 50 zekat gündüzdür. Gündüz pay çok, onu da demek istedim yani. O namaz Efendi Hazretleri böyle kılardı ya, yani. Kılardı, kılardı, tesbihle böyle iki iki şeyini, hesabını doğru yapmak için hep milletin önüne geçer, mihrabın önünde hani örnek olalım diye tesbih için. Biz böyle gördük evliyallah. E sen şimdi efendim milleti nafileye boğuyor. Niye boğacağım? Milleti yalana mı boğuyun, dolana mı boğuyun ya? Ama ben, benim kazalarım var hoca efendim. Şafii mezhebindenim, o zaman kazalarını kıl. E dersen ki ben efendim Hanefi mezhebindenim. Kazam da var. Ne yapacağız? Efendim Hazretleri o zaman derdi ki, madem bu bir gecedir, bir kereliktir. Bunu faziletini al bu gecede, ondan sonra kazalarına ağırlık verirsin. Ama her gece teheccüd iki rekat kıl, geri kalan kaza kıl. Kuşluk iki rekat kıl, geri kalan kaza kıl. Her gün için. Ama bir gecede bir fazilet varsa, o gecede senin bir kere verir. O zaman Hanefi mezhebi kurban oldum, nafileye müsaade veriyor. Kazası olana da. Bu da bizim için büyük bir iyiliktir inşallah Rahman. İnşallah. Evet. Fela esel vahadun İlla ortaya. Kim beraat gecesi Rabbinden bir şey isterse mutlaka verilecek. Mutlaka önümüzdeki gece işte geliyor. Bu perşembe gecesi değil, cuma gecesi değil. Ondan sonraki perşembeyi, cuma, hem de cuma gecesine denk geldi. Senelerdir denk gelmez böyle. Senelerdir denk gelmedi böyle. Cuma gecesi olması faziletine fazilet katıyor. Oldu. Gecelerin şahı padişahı. Bu hadis-i şerif nerede geçiyor? İbn-i Mace'de geçiyor. İbn-i Mace neden? 6 tane sahih kaynaktan, Kütüb-i Sitte'den biri. Onun için hani İmam-ı Gazali'ye de çatmalarına lüzum yok. Çünkü İbn-i Mace burada sahih kaynak duruyor ve gündüzünü oruçla geçirin, gecesini ibadetle geçirin buyuruyor. Rabbim şimdiden hazırlanmayı nasip eylesin. Beyninizi bir hazırlayın. Evvela tevbe. Beraat gecesi af olmayan Kel kabilesinin koyunlarının kılları kadar adam af olacak. İnsanlardan, cinlerden. Cinlerin de günahları olduğu için. Meleklerde bu mevzu yok. Bu kadar insan ve cin af olacak. Eğer beraat gecesi biz af olmadıysak o geceden büyük mağfiret yok. Nasıl olacak bizim durumumuz? Şimdi en büyük mesele kendimizi hazırlayalım. Tövbe ederek hangi günahlar beraat gecesi beraat almamızı engelleyecek? Allah'ımızdan dostlara cehennemden beraat veriliyor, düşmanlara da cennetten beraat veriliyor. Ne demek cennetten beraat? Bu adam cennete giremez uzaktır. Şimdi o gece çift taraflı kesiyor. Usturanın iki tarafı ağzı var. Ya dostlardansın ya düşmanlardansın. Allah'ın dostların defterine kaydedin. O gecenin bir 6 rekat ayrı namazı var, 3 Yasin Şerifi var, 10 kere dokunacak duası var. Hiçbir şey yapamasa insan onu yapması lazım. Evliya Allah'ın tecrübe ettikleri, benim de size kitaplarımda beyan ettiğim, dergide de yazdım. Onu mutlaka size öğreteceğim. Çünkü bir sene rızık darlığı çekmemeniz, ömrünüzün uzun olması, hatta o sene ölmemeniz, hayırlı uzun ömürle bir daha seneye. O da o zaman her sene yaparım hiç ölmem.
İşte öleceğin sene yaptırtmıyorlar. Ne farkı var? Ne farkı var? Bu sene yaptıysan rahat yaşasın bir sene. Evhamlanmasın yani. Zelzele merzele sallanıyor. Evhamlanmasın en azından. Değil mi? Bu sene okudum da çok o dersi. Efendim ömür bereketi, insanlara muhtaç olmamak, rızık bereketi ve belalara düşer olmamak. Bak ne belalar çekiyoruz, zır zır ağlıyorsun. Bir gece duanı, zikrin, ibadetini yap, bir sene zır zır ağlama. Ağlama ya. Ya bir daha geceler dua yapmam, yap. Ama her şeyin vakti saati var. Bu 15. gecenin böyle bir sırrı var. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Duhan suresinin açında her önemli iş, rızıklar, eceller, zelzeleler, yağmurlar, yeller, seller, felaketler, tabii felaketler vesaire, hastalıklar, bütün bunların yazıları, kaderleri bir senelik dosya Berat gecesinde seçilir. Onun için o dua çok önemlidir. Ya Rabbi beni kötülerin arasına kaydettiysen oradan sil, şahitlerin, iyi öleceklerin arasına kaydımı geçir diye dua etme hakkın bile var. Sana bu hakkı da vermiş. Zaten senin o duayı yapıp yapmayacağını biliyor mu? Ezelde seni kötülerin arasında yazdı. Sonra bir de gizli kaydı var. O gizli kaydı levh-i mahfuza yansıtmaz. Meleklere göstermez. Melek bir bakar, bu adam kötü. Sonu kötü görür. Neden? Ön kayıt öyle. Görünen kayıt. Halbuki Mevla'nın gizli ajandasında ne var? Onun sonra bir beraat gecesi tövbe edip o listeden iyiler listesine geçeceği var. Melek bile onu ne yapmayabilir? Evliya Allah'tan birisi senelerce yürüt yetiştirmiş, seyri sülük yetiştirmiş, ondan sonra müritlerinden de bazıları velayet makamına ulaşmış ve keşfi açılmış. Keşfi açılınca ne olmuş? Levh-i mahfuzu görmüş. Levh-i mahfuzu da görünce bir de bakmış orada şeyhini şakiler, bedbahtlar listesinde görmüş. Ya ben bu adamın yoluna girdim, 20-30-40 sene bunun zikirleriyle, talimatıyla dersleri bitirdim. Benim keşfim açıldı, levh-i mahfuzu görüyorum. Bu zat şakiler arasındadır. Müritlerden birkaç tanesi yüksek makama ermiş, vekillik işte durumuna, hatta asimlik durumuna gelmiş. Birkaç tanesi bu keşfe mülaki olunca şey efendiyi terk etmiş. Terk etmiş. Bir şey de dememiş. Şeyh efendinin bir şeriatsızlığı da yok. Öyle şimdiki şeyhler gibi karılara el öptür, kürek gibi elini uzat ağzına yapıştır falan. Böyle bir şeyhler de değil. Adam hakikaten takva yani. Fakat o velayet makamına ulaşanlar, keşke açılanlar şeyh efendiyi terk etmiş. Bir tane müridi kalmış. Yani müridi çok var. Ama keşke açılan gidiyor. O da onu demiyor millete. Allah'ın sırrıdır diye diyor ki ben çekiliyorum gidiyorum. Bir tanesinin keşke açılmış. O da şey görmüş. Fakat demiş ki ben demiş vefalı olmam lazım. Bu zat bana iman öğretti, Kur'an öğretti. Beni Allah dostu makamına getirdi. Vesileye ümit etmek lazım. Allah'la arasındaki halini bilemem ama ben de buna vefasızlık etmemem lazım demiş ve o şeyhini terk etmemiş. Fakat onun da morali çok bozuk. Niye morali çok bozuk? Ya şeyhin diye tazim etti, hürmet etti bu da yedi mabuzu görüyor, kötülerden görüyor. Yani adam nasıl morali kalsın ya? Bir gün şeyh efendi demiş ki evladım bu senin falan falan arkadaşların bizden ne cefa gördü, ne şeriatsızlık gördü, ne sünnetsizlik gördü de bizi terk ettiler ya. Üzüldüm demiş. O da bir şey dememiş. Kendi bildikleri iş efendim, şöyle efendim demiş. Bir demiş soruyor. Sonra demiş yavrum bu tek yani ilerlemiş talebelerden sen kaldın. Sen beni niye terk etmiyorsun? Bunlar niye terk ediyor? Burada bir sır var ama ben de bunu anlamayacaktım. Bunu işte ısrar etmiş, ant vermiş, kasem vermiş. Demiş ki, efendi hazretleri, böyle bir durum var ama ben yine manevi tarafı bilmem dedim. Size vefalılığımı devam ettirdim. Bu kardeşlerimde keşfi açılan böyle bir durum yok. Abi evladım demiş, onu levh-i mahfuzda benim derslerimle
Sizin keşfiniz açıldı. Nev-i Mahfuz'u gördünüzde ben görmüyor muyum? Öyle mi? Sen benim yolumdan gittin de orayı gördün. E demek ki ben doğru yoldaydım. Çünkü sapığa bağlanan hidayet eremez ki. Ben demiş 40 senedir görüyorum Nev-i Mahfuz'da kendimi kötüler defterinde. Ama demiş başka kapı yok ki nereye gideceğim? Yani Allah-u Teala beni buraya yazdı. Ancak Allah'a yalvarıyorum. Ama ben şimdi başkasına gidemem ki Allah'ın ortağı yok ki diyeyim ki sen beni o listeden al da senin listeye koy. Ben onun için Rabbimin kapısını bırakmam. O bana nereye yazarsa yazsın. Ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim derdim de o değil. Rızasını yazsın bana ne yaparsa yapsın. Ben bu makamdayım evladım deyince o müridinin keşfi yeniden bakmış ki Lev-i Mahfuz'dan o zatın kötüler defterinde olan kaydı silinmiş. Şahitlerden olduğunun kaydı geçilmiş. Aslında ezelde bu kayıt Mevla'da var mıydı? Ama Lev-i Mahfuz'da ne yazmıştı? O değişken, değişme ihtimali olan kazayı kaderi yazmış. Anladın? Ne gibi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Emin'in ne diyor? Cibril Emin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanından çıkan bu genç var ya, ben bunun yakında öleceğini görüyorum. Bu sabah öyle çıkacağını görüyorum. Gencecik de civan ne mübarekmiş, ne mumluymuş falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah iman selamet versin vesaire vesaire. Cibril de böyle kadar yok. Sabah bir de bakıyor ki namaza geldi. Halbuki sabaha çıkmayacak. Allah Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Ya, o tabii ona tezgah bir şey demiyor. Hazreti Cibril bir daha geldiğinde soruyor. Hep iki de bir gelir ki işte. Binlerce, on binlerce kere geldi. Diyor ki sen bana böyle haber ver. Diyor ki biz işin, kaderin, sırrını, arka planını bilmeyiz. Gördüğümüzde böyle yazıyordu. Fakat ne yapmış? Bir helva yapmış hanımı mı, annesi mi nedir? Bir ufak helva. O zaman öyle bolluk yok kazandan tencereyle 5000 tane kase helva. Bursa Belediyesi değil orası. Adamlar gariban. Efendim, bir helvayı da başkasına vermek de kolay iş değil yani. Azlık var, kıtlık var. Bu helvayı da bir fakire sadaka vermiş. Halbuki yılan da yastığının altında o gece onu sokacak. Kaderin cimresi o helvanın sadakasıyla Mevla yılanı gebertiriyor. Hakikaten çocuğu çağırmış ki eve bak demiş şuraya. Bakmış ki gebermiş yılan. Halbuki o ona hazırlanmıştı. Ama yoldaki sadaka belayı defetmiş. Hazreti Cibril bile olsa, Hazreti Azrail bile olsa ön planı görürler. Onu görür ki eceli 5 gün sonra, halbuki o arada o sadaka verirse, ana babasına iyilik ederse, ömrü ancak iyilik yapmak uzatır. وَلَا يَزِيدُ فِي الْاَمْرِ اِلَّا الْبِرُّ Tirmizi hadisidir. Peki ömür uzamış oluyor mu? O listedeki görüntüye göre uzamış oluyor. Ama aslında Mevla'nın bildiğine göre, Mevla bilmiyor mu ki helvayı sadaka verecek? Ömrü uzayacak. Anladın mı şimdi? Peki sen biliyor musun durumunu? O zaman sana düşen ne? Sen namaza devam, sadakaya devam, duaya devam. Lev-i Mahfuz açılsa kendini kötülerden bile görsen, kurban olduğun değiştirmeye kadirsin, duaya devam. Ben zaten bozuk adamım, cehennemlik adamım, boşuna niye namaz kılayım diye bırakırsan, işte o zaman tam kaybettin. Berat gecesinin sırrı var. Bu sırda da ne buyuruyor sadece ya? يَنْخُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْبِتْ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitabın aslı değişmeyen sadece onun katındadır. Cibril bile ona vakıf olamaz. Peki bu değişmeyen kitap onu bize göstermiyor. Değişende ne var? İşte Hazreti Ömer Efendimiz'in tavafta ağlaya ağlaya dua ettiği bir dua var. O duada Evliyaullah tarafından Beraat gecesi 10 kere okunacak duanın içine derc edilmiş. Onun için o duanın sırrına ererseniz, eğer siz defterde bedbaht, şakî, imansız ölecek mahrumlardansanız, o gece defterden keşfi açık biri olsa görecek ki kaydınız dostlar arasına geçecek. İnşallah. Ama sen diyorsun hocam ben zaten iyiler arasındayım oldum olası ben hiç kötülere geçmedim ki. Bilmiyorum işte. Bak müritlerine evliya yapmış
Bir zaman dosya öbür tarafta kalmış durumlar var. Onun için benim nerede olduğumu bilmediğim için ben her sene Berat Gecesi o duayı okumaya çalışıyorum. Ama siz diyorsanız da hoca bence benim halim malum, ben de zaten iyi yerdedir. Sonum da iyi, benim garantim var. Annem rüyada görmüş. Ben cennetliyim, dedem üstü. Ben ne? Dedem bakalım kendini kurtaralım üstüne. Bu işin müstesi vaizi yok. Bu işin müstesi vaizi yok. Öyle kolay bir şey değil bu. Kimsenin hakkında ayet hadis yok. Bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aşer-i Beşşere, Bedir ehli, Hudeybiye ehli, bir de sahabenin tamamı diyebiliriz. Ondan sonra ne ayet var ne hadis var. Herkes başının çaresine baksın. Onların kurtulacağı vaat edilmiş. Bize böyle bir vaat verilmemiş. Ama biz de kazanacağız inşallah. İtikadımız var, rüzgarımız var. Amel edersek kazanacağız. Öyle. Televizyonlarda çıkanları dinlerseniz Miraç namazı yok, Berat namazı yok, o yok, bu yok. Ne yapacağız o efendi? Bizi dinleyeceksiniz diyorlar. Sen hangi kitaptan konuşuyorsun? İşkembe-i Kübra'dan konuşuyorum. Ben diyor kaynağı maynağı batmam diyor. Hepsi hurafe diyor. Bayraklar bayrak nimet ediyormuş. Bayraklar bayrak nimet ediyormuş. 17'si 20 cilt ne kadar tefsir yazmış. Diyor ki senin bu tefsirin farkı nedir diyor. 6 aylık. Benim bu tefsirimin farkı diyor. Geçmiş tefsirlerin hiçbirinden bir şey almadım diyor. Ya desene ki uydurdu. Sahabeden alma, tabiinden alma, müzessirden alma. Ne yazdı sen bunu? 20 cilt nasıl uyduruyorsun ya? Diyor ki benim tefsirimin özelliği diyor. Bir tane diyor, eski tefsirine isim geçmez diyor. Desene ki uydurdu ya. 20 cilt bir adam nasıl uydurabiliyor ya? Böyle bir kabiliyetleri var. Bunlara böyle de demek dersler veriyorlar. Belki vardır müfredatta uydurma programları da vardır. Yani bir adam nasıl uydurabiliyor bu kadar ya? La havle ve la kuvvete illa. Bizim bir kitabımızı ele alırsın. Avda Ruhuz Burkan'da duruyor. Her tarafı kaynak, 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 kaynak. Bir tane kafadan bir şey. Görmedik biz ulamada böyle bir şey ya. Alaeddin Efendi dört mezhebin müftüsü, dört mezhebin fıkhı kaybolsa yazarım derdi ya. Ama bir kitaplarını gördüm eline al. Bütün kitaplarının kenarı not. Kaynak. Şifa-i Şerif, cilt, sayfa, ayni, Fethülbari, Nevevi, her tarafı kaynak. Bir kitabı alırsın, etrafındaki yazı kitaptan fazla. Alaeddin Efendi Hazretleri'nin. Etrafı hepsinde cilt sayfa. Öyle de titiz. Basmışlar evini o zaman işte eski ihtilaller zamanında. Tabi 60'ta zaten vefatıdır. Ondan evvelkileri söylüyor. Çok çektirdiler mübarek. İstanbul valisi adını da diyorlardı. Gelmiş vali, generaller bilmem neler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gömleği şerifi var. Gömleği şerifi diye de tutuyorlarmış, sallıyorlarmış falan. Böyle acayip acayip adamlar var. O zamanki örf idaremi neyse. Gelmişler ondan sonra adam da eski paşalardan falan eski yazıda okuyormuş falan. Açmış böyle kitaplarını. Kitapların kenarları nasıl biliyor musun? Karınca yazısı gibi mübarek. Nottan kaç kitap çıkıyor bir kitabın etrafındaki nottan. Hep çift sayfa. Kaynaksız iş olur mu ya? Ondan sonra adam da demiş ki hoca demiş bunları sen mi yazdın bu kenarları? Onlar baskı değil el yazmadı. Efendim baba da tevazu yapıyor bari. Aziz demiş ben fakir falan demiş. Yazıklar olsun demiş. Ömrüne yazık demiş ya. Gözlerine yazık demiş ya. Canın çıkmış senin demiş ya. Sen ne uğraşıyorsun bunlarla demiş. Ona acıyor ya. Efendi baba da ona acıyor. Bu da cehennem olduğunu olacak. Allah iman nasip etsin. O da ona acıyor. Vah vah demiş ya. Gözlerim gitti demiş ya. Bu kadar yazılır mı? Not tutulur mu demiş ya. Her kitabın dolmuş demiş ya. İşte iman meselesi ya. İman meselesi. Kaynaksız ilim olur mu ya? Ya her gün hadislerim koyuyoruz. Kaynak koyuyoruz. Ben bir şey söylüyorum var diye bu kadar kaynak koyuyorum. Sen diyorsun yok. Niye dayanarak? Niye dayanarak? Yok dediğine kaynak göster, yok. Kaynağı yok, ben var diyorum, kaynak gösteriyorum. Cahilliğin lüzumu yok. Evet, ama ilahiyattan tabii yetişenlerden, ehl-i sünnet hoca efendiler de var. Allah sayılarını çoğaltsın, biz onlara karşı değiliz. Şimdi bunlar da benim hepsine karşı olduğumu zannediyorlar. Adam arıyor şimdi beni, ilahiyattan doçenti var, profesörü var. İşte bugün yine gelirken Bursa Belediyesi davet ediyormuş beni Ramazan'da. Dedim oraya gideceğim inşallah, onun için gelemem tabii dedim ama Allah razı olsun davet ettikleri için. Adam hemen diyor, ben diyor imamım diyor, ilahiyattan, mezunum, ilahiyatta da hocayım diyor.
Kesinden dedik ama öbürlerinden değilim hocam, sakın yanlış olma. Yok ya estağfurullah, o diğerlerindir, ben önüne gelene böyle demem ya, öyle şey olur mu? Ne kadar ehli sünnet imam hatipten, ilahiyattan yetişenler var. Ama maalesef Mutezile'ye sapmışlar var, Şia'ya sapan var, Cebriye'ye sapan var. Allah onları da ıslah eylesin, hidayet eylesin. Biz duacıyız ama sizi uyarmak zorundayız. Hadisleri inkar ederlerse biz sizi uyarıyoruz yani. Çünkü adamın etiketi sizi yani ahirette kurtaramaz ki, kendisini kurtaramaz. Nasıl sizi kurtaracak? Şimdi bizim esas meselemiz nelerden tövbe edeceğiz? Berat gecesi çok müjde var, af var, ne istersen kabul var ama affolmayanlar var. Affolmayanlar var. Allah bizi onlardan etmesin. Muaz bin Cebel hadisinde radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. Yakbalehullahu tebâreke teâlâ ilâ kalbi. Fî leyletin yusufin Şaban. Şaban'ın yarı gecesi Allah-u Teala bütün kullarına tecelli eder. Feyavzuru li cemî'i kalbi. İmanı olanların bütün kullarını affeder. Bütün kullarını ama toplar. İllâ li müşrikin. Şirk koşanı bağışlamaz. Buraya dikkat edin. El müşahilin. Bir de ehli sünnete kin tutanları bağışlamaz. Bir de Müslümanlar kendi aralarında nefret ve kin varsa onları da bağışlamaz. Buraya dikkat edin. 100 rekatı kılarsınız, gündüzünde orucunu tutarsınız, her fazileti de yaparsınız. Bu Şaban Şerif kitabı. Burada Berat gecesinde gününde yapılacak ameller tek tek okuyun. Erzak almak, kaplarınızı oynatın, sürme ilki etmek, hanımların evde hububat taneli yiyeceklerden yemek pişirmeli vesaire. Bayağı rivayetler var yani. Evin bereketinden, şifasından, gözünden. Yani çok rivayet var. Ben anlatamam. Kitaptan bahisler var. Ancak şirk koşanı bağışlamaz. Dostluk bağlarını koparan kindarları bağışlamaz. Şimdi bak. Bu bir hadis-i şerif. Onları sırayla söyleyeceğim şimdi. Bu hadis-i şeriflerden çıkan meselelerde birincisi ne çıktı şimdi? Şirk. Şirk ne? Gavurluk de, imansızlık de, kafirlik de, ne dersen de Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği tek günah. İnallah la yakışırılık sevgili. Kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Şimdi burada ne var? Bir adam Müslümanken Allah'a ortak koştu, Kur'an'ı inkar etti, bir ayeti inkar etti, helala haram dedi, harama helal dedi, bu ne olur? Müşrik olur, Berat gecesi af olmaz. Yapılması veya bırakılması haram olduğunda icma var. İçki gibi, zina gibi, faiz gibi. Bu bir tane haramı helal sayanlar kafir olur. Bir din üzere istikrar göstermeyip dinden dine geçen zındıklar. Bir de var işte iki pasaportlu gibi, hem Hristiyan olmuş hem de Müslümanım diyor. Pazar kiliseye giderim, cuma camiye gelirim, Müslüman kadın da almış. Ama ben iki pasaportlu gibi iki dinliyim diyor mesela. Bunlar müşriktir. İki dinli olunmaz. Ondan sonra İslam'ı gösterip kafirliği gizleyen münafıklar. Münafık camide namazda. Ama içinde iman yok. Allah onu biliyor ki kafirdir. Bu şirk. Ama en büyük mesele Hazreti Kur'an'da ve hadis-i şeriflerin mütevatir olanlarında helallığı, haramlığı kesin yolla bildirilen bir şeyi inkar, insanı kafir eder. İslam'ın en ufak bir meselesiyle alay etmek, dalga geçmek, sarıkla, sakalla, misvakla vesaire, alimle, ilimle, ulema ile vesaire kafir eder. Hafife almak kafir eder, alay etmek kafir eder, haramı helal, helale haram demek kafir eder. Bunlar af olmaz. İkincisi ne? Kim tutan? Şimdi bu kim tutandan maksat ne? Bir Müslüman bir din kardeşine kin tutuyor. Ama Allah için değil, nefsi için. Allah için kin tutsa nasıl olur Allah için? Şimdi mesela ben Mustafa İslamoğlu'ndan alıp veremediğim hiçbir şey yok. Ticaretim yok, hasımlığım yok, hısımlığım yok. Bir kere de görmedim. Dünya gözüyle de görüşmedim. Ama ben ona buğz ediyorum. Niçin? Nefsim için bir pazarlığım var mı? Allah için. Ha niye? Bir adam derse ki alın yazısı yoktur ve kadere inanmak fuzuli fazlalıktır. Amentide de ne bir kaderi yoktur. Ben buna
tabii ki bir nefret, yani nefret derken burkır anlamında demiyorum. Bir soğukluk duyuyorsan derdin nedir? Derdim Allah için. Ama burada eğer o benimle iyi olsa, samimi olsa, bana para verse, hediye verse, çok ikramlarda bulunsa, o zaman ben bunun öbür itikat bozukluklarını kapatsam, görmezden gelsem, nasıl olsa benden iyi geçiniyor desem, o zaman bu ne olur? Nefis için sevmek olur. Hadi şimdi bizim yaptığımız ne? Buzullah, Allah için kızmak. Anlatabildim. Şimdi bazı İslami cemaatler var. Onlarla iyi geçinirsen, itikadın ne kadar bozuk olursa olsun hiç mi? Değil. Onlarla iyi geçinmezsen, senle uğraşıyorlar. Şimdi bu İslam'a uyan bir ahlak ve tavır. Benim başıma yetki meselesinde olaylar geldiği zaman, manşetlere çekildiği zaman 15 gün Türkiye'nin gündemini benimle meşgul ettikleri zaman 15 gün Uğur Dündarlar o zaman başbakana bile bunun sorusunu sorup adamcağızı ne cevap vereceğini zor durumda bıraktıkları zaman Hilal kanalı da bana geldi. Diğer bazı kanallara geldi. Ben o zaman bilmiyordum bunların ilk kaderi inkar ettiklerini. Dediler sana destek olmaya geldik yarın. Tamam teşekkür ederim. Durum nedir? Bundan ibaret. Gittiler yayını aldılar, verdiler falan filan. Ondan sonra bana programa çağırdılar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Manşetten beni müdafaa ediyorlar. Diğer bazıları da var. Ondan sonra ben baktım ki bunlar kaderi inkar ediyormuş. Allah Allah. İnceledim doğru, kitaplara baktım doğru. Ondan sonra ben de dedim ki bunların sohbetine gidilmez. Tefsir dersi, çarşaflılar gidiyormuş. Bana sordular ben vakit bulamadım. 7 ay geçti vakit. Ya dedim ben inceleyemedim. Kim bu kişi inceleyemedim? Vaktim yok. Nasıl konuşayım cevapları? Ne zaman inceledim? Sahabeye hakaret, Resulullah sana hakaret, Hazreti Muaviye tamam sahabeye sert. Kaderi inkar falan falan baktım, hiç tutulacak tarafı yok. Sonra babasıyla da görüştük falan, babası da dedi, benim talebemdir ama böyle yaptı, şöyle yaptı, el üstünden çıktı. O zaman ne yapacağız? Ben buraya reddiye yaptım, değil mi? Ne yapıyorum senelerdir ara? Ben bu reddiyeleri niçin yaptım? Allah için. Ondan sonra bana geldiler, dediler ki, hoca efendi, ne var? Bu reddiyeleri kes, biz sana kötü gününde destek olduk. Ben de dedim ki ya bana kötü gününde destek oldunuzsa Allah için oldunuz, doğru bildiğiniz bir şey için oldunuzsa oldunuz. Yoksa eğer nefis için olduysanız efendim şimdi benim zamanımdır, ben ne yapacağım? Efendim burada hakkı söylemek zorundayım. E biz dediler başına bir daha bir iş gelirse, birkaç grup böyle geldi. Başına bir daha bir iş gelirse biz senin lehine yapmayacağız, aleyhine gideceğiz. Ben de dedim ki Rabbim benim lehim olsun, kim aleyhim olursa olsun, ben reddiyeler yapacağım. Birkaç fırkayla ilgili reddiyeler yaptım mı? Yaptım. Ondan sonra başıma yine işler geldi mi? Geldi. Ondan sonra bunlar beni destekledi mi? Desteklemedi. Bana bir zarar geldi mi? Gelmedi. Ben yine buradayım. Çünkü sevdiğini Allah için seveceğim, buğz ettiğini Allah için buğz edeceğim. Kim tutmak İslam'da var mı? Yok. Ama bid'at ehli, itikadında ehli sünnet dışı bir görüş varsa, sahabeye sövmek varsa, kaderi inkar varsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisten inkar varsa, o zaman biz ona Allah için buğz ederiz. Şahsi nefsi hakaret etmeyiz, sövmeyiz, saymayız, terbiyesizlik yapmayız ama Allah için buğz ederiz. Yoksa Rabbim yüzümüze nazar etmez. Onun için kim tutmak, beraat gecesi affolmaya manidir. Ama bu Allah için olursa mani değildir. Nefsin için olursa manidir. Şimdi, bir insan beraat gecesine kavuşsa, küstürdüğü biri olsa, küstürdüğü. Niçin küstürüyor? Nefsi için. Kaç gün durabilir nefsi için? Kavga var, aileler arası sınıf var, efendim kan davası var, veya efendim arsa tarla davası var. Dükkan, o komşuluk var, o ortal, bir şeyden benzi çıkmış. Kaç gün izin var? İlk günden sonra selam vermezse, selam olmazsa durum ne? Hangi bir Müslümanla 3 günü geçmiş, selam verip al, samimi olmak zorunda değilsiniz. Benim bu adamla münasebetimi kestim.
samimi olmak zorunda değilsiniz. Oturup çay çorba içip muhabbet etmek zorunda değilsiniz. Ama selam alıp vermek zorundasınız. Eğer 3 günden sonra da selam alıp vermiyorsanız, Berat gecesi geldiğinde Mevla meleklere buyuruyor ki اَنْزُرُوا عَلَيْنْ اَتَّى يَسْتَلَحَا. Bu ikisi istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun. İkisini de bekletin, dosyalarını temizlemeyin, barışsınlar öyle gelsin. Bak bir Müslümanla aranızda varsa, Allah rızası için söylüyorum, Berat gecesi yaklaşıyor, beratımızı alamama tehlikesi var. Niye küstü lan? Bana da neler edenler oldu. Selam alıp vermişsen, kimseyle selam alıp vermediğin bir kişi yok. Yok yani. Neler ettiler bana yani? Etmediklerini bırakmadılar ama selam alınır, selam verilir. Ehli sünnet Müslüman olması kaygıyla. Ondan sonra efendim, kim meselesi hakkında bu uzun bir şey var. Kitapta 241. sayfada. Mesela Enes radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine üç gün üst üste buyurdu ki, yattali aleyküm racimimine elin cennet. Şimdi birazdan cennet elinden bir adam gelecek. Bir adam geldi. Üç gün vaat etti. Üçüncü gün bu adam geldi. Abdullah ibn-i Amr Hazretleri sahabeden dedi ki, siz dedi gurbetten mi geldiniz? Sizi tanım. Evet. Ben sizi misafir edebilir miyim? Buyurun ben sende kalayım. Üç gün onun yanında uyudu. Ve baktı ki gece gündüz, zaten o zaman evler küçücük, araya bir perde çekmişler hanımıyla kendi kalıyor, perdenin arkasında misafir kalıyor. Gece sabaha kadar hiç uyumayacak, gündüz devamlı oruç tutacak, sıralı zikir ibadet yapacak da cennetlik olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediğine göre böyle bekliyor. Fakat baktı ki üç gün, üç gece fazla bir ameli yok. Yani gece sabaha kadar bir namaz yok, gündüz oruç nafile yani yok. Normal bir vatandaş. Allah. Hani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Cennet ehlinden bir adam gelecek. Geldi, bu da onun tabir ettiği. Şimdi biz böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle biri hakkında duysak nasıl bekleriz? O zaman bakalım üç günde misafir ettim. Adam keyfide bile kalkmadı veya bir kere katıldı yattı aşağı. Allah Allah, ben buradan istedim ya. Niye? Ben dört kıldım. İşte o dört kılmakla değil üstünlük. 12 kılmakla değil üstünlük. Üstünlük takva ile, takva kalpte. Dur bakalım mesele nereden çıkacak. Dedi ki, üç gün bitti. Misafirlik kaç gün? He? Üç gün. Ondan sonra esir bütün yolcu havası demiş Bayburt'ta. Gelmiş, dedi, selamun aleyküm, aleyküm selam, işte ay oluyoruz falan. Efendim dedi, ben dedi, sizi misafir etmemiş sebebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sizin hakkınızdaki tefsiratıydı. Siz bunu duymadınız, ben bunu duyduğum için sizi misafir ettim. Helal olsun, Allah razı olsun. Ama, acaba dedi, üç gün misafirdiniz, yoldan geldiniz, seferinlikte biraz tabii ruhsatlar var. Sizin dedi, ameliniz nasıldır? Yani hani belki evinde daha fazla yapıyor, yolda insanlar namaz bile ikiye iniyor falan falan, seferi şimdi. Dedi ki, huyu matara. Arkadaş dedi, burada ne yapıyorsan bu üç günde ne gördüysen ibadetim o kadar, fazla bir şeyim yok. Dedi bir şey var dedi ama, bir fark var dedi şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet emrinde müjdeledi, sen geldin bu şimdi. Niye bana böyle demedi de sana dedi, bu fark var. Buyurdu, illa enni ebitu ve leysedü kalbi şeyin ala ahadim gelmişti değil. Ben dedi gece yattım. Kalbinde bir Müslümana karşı nefret, kin, buğuz, adalet, düşmanlık yokken kalbi senin ile yatağa girerim dedi. Dedi o zaman sen bununla ulaşmış olabilirsin. Çünkü neden? Henüz ben bu durumda değilim dedi. Şimdi yaptığım zaman bazı kurcalayanlar var kafamı ya. Ulan şuna yarın şu sözü söylesem, şuna şu mesajı atsam, şuna şu eve haberi yollayayım. Var değil mi? Kimine de gücün yetmez, konuşamazsın ama içinde kazan kaynatıyorsun. O zaman Hızır Efendi rahmetullahi aleyh hocamız hep o hadisleri de okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sünnetimi dirilten işte beni diriltmiştir, beni dirilten beni sevmiş, beni seven gönüllü beraber çok okuduğumuz hadisler. Kardeşler derdi, size sünnet deyince misvak, size 70 fazilet, sarık 70 fazilet, 70 katla misir. Hep dedi sevaplara meraksınız, Allah kabul etsin. Ama bir sünnet var.
Resulullah zaten buyurdu ki, ben yatağa yattığım zaman hiçbir Müslümana karşı, münafıklık, o demin dediğim Allah için olanları konuşmuyor. Hiçbir Müslüman kadar günahkar olursa olsun, ameli ne kadar kötü olursa olsun, hiçbir Müslümana karşı kalbimde bir güç, kin, nefret, düşmanlık taşımam. İşte bu benim sünnetimdir. Sünnetime uyan bendendir. Sünnetimi terk eden benden değildir. Bu sünnetle aranız nasıldır derdi. Sakal sarık misvak hoşsa yattığınızda kimseye nefretiniz yok. Böyle bir ümmet. İşte artık başlayalım temizliğe. Beraat az kaldı. Küstürdükleriniz varsa gidin Allah için siz selamı başlatın. Selamun aleyküm deyin. Beraat gecesi geliyor. Ben şimdiden başlatan ben olayım. Başlatan fazilette fazla alır. Bu küslüğü bırakacağız inşallah. Selamsızlığı bırakacağız ama ben seninle samimi olmam. Olmaz samimi. Samimi olmak zorunda değilsin. Evet, Cibril aleyhisselam bana geldi. Buyurdu ki, hadi levetiniz bin Şaban. Şaban'ın 15'li gecesidir. Velillâh fî altekâhın ben nâb. Cehennemden bu gece azatlılar var. Ve adedi şuhûr-i gönel kelbin. Kelp kabilesi, Araplarda en fazla koyuna keçiye sahip. Bir hadiste de keçileri de söylüyor. Koyunlarının, keçilerinin kılları kadar cehennemden beraat var. Ve lâ yenzurullâhu ziyâ. Ama Allah-u Teâlâ ilâ müşrikin, şirk koşanlara. Ve lâ ilâ müşâhinin, kin tutanlara. Şimdi size bir soru sorayım. Şia mezhebi diye bir mezhep duydunuz mu? Bunlar Hazreti Muaviye'yi sever mi? Onun yanındaki 10.000 sahabeyi sever mi? 114.000 sahabeden 5 tanesini seviyorlar. 5. 114.000 sahabeden 5. Hazreti Ali, Ebu Zer vesaire 2-3 tane daha. İşte Übey bin Kâb var, Ammar var, o kadar. Rıdvanullah Aleyhisselam. Biz hepsini seviyoruz. 5 tane seviyoruz. Şimdi bunlar sahabeye karşı ne tutuyorlar işlerinde? Ebu Bekir Ömer'e karşı. Şimdi beraat gecesi af olanlar, olmayanlar. Biz burada Müslüman Müslümana birbirine kim tutsak efendim, selamı sabahı kessek 3 günden fazla biz bile af olmayacağız da beraat gecesi. Ya Ebu Bekir'e, Ömer'e radıyallahu anh'a kim tutup selam vermeyenler. Bakıyorum böyle şeyden. Canlı yayın var ya Ravza'dan, geceleri hep Ravza açıktır bende. Gece böyle Ravza'ya bakıyorum. O Şiiler geliyor. Efendim döneminde bir dakika duruyor. Ebu Bekir Ömer'e transit. Hepsi biliyor nerede ne var. Selam vermemek için. Bir tanesi nasıl selam verdi biliyor musun? Esselamu aleyke havle lega beyne cembe. 52 yanındakinden eziyet çeken sana selam olsun diyor. Resulullah eziyet çekiyormuş iki yanındakinden. Böyle bir din var mı ya? Ebu Bekir'siz Ömer'siz sahabesiz iman olur mu ya? İslam olur mu kardeşim ya? Bu dua Allah'ın izniyle. Onun için Allah onlara da tevbe nasip etsin. Hidayet versin. İslah etsin. Sahabeyi sevmek nasip etsin. Amin. Mukadder olmayanların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Türkiye'mizi de Ehl-i Sünnet camiamızı da muhafaza eylesin. Suriye onların yüzünden ineminin inliyor. Suriye'yi mahvettiler. Ya, yüz binler bir katlettiler. 800 bin kişi hapishanede. Bu kadar milleti ırzından arta tecavüz oldu. Yahudi Hristiyan'ın yapmayacağı pislikleri yaptılar. Ya Suriye'deki Ehl-i Sünnet Müslümanlara. Allah'ım şu mübarek ay hürmetine Allah'ım onlara yardım eylesin. Bir an evvel nusrat eyleyip Ehl-i Sünnet'i aziz eylesin ve galip eylesin. Amin kardeşler. Kim tutan? Hele sahabeye tutarsa dikkat edin. Aman ya Rabbi. Şimdi dün geldiler bana. Bazı profesörler de vardı, bazı doktorlar da vardı. Bir doktordan bahsettiler. Şemsettin Yeşil'in cemaatinden dediler. Vesaire vesaire. Ben onlara demiştim ki, sahabeyi seviyorlar mı, sevmiyorlar mı? Şemsettin Yeşil yanlışlıklar etti ama ölmeden tevbe etti diye duyduk. Fakat onlar nasıl efendim? İptal etti vaazlıkla çıkasını. Hazreti Muaviye'nin aleyhine konuştuğu için. Burada sıkıntı var dedim. Dediler ki o da çok Müslüman dindar, cerrah şu bu. Demiş ki 5-10 sahabeden başka hiçbirini sevilecek hali yok demiş. Bunu deyince dedim Allah sağ olsun dua edelim. Ama sahabeye kim tutanı Allah affetmez arkadaşlar. Allah affetmez. Sen nasıl sahabe 5 tane 10 taneye indiriyorsun? Ve küllen vaadallahu husna diyor Kur'an. Allah hepsine cenneti vaat etti. Kur'an var ya. Ve sâbikûnel evvelîn minel muhacirîn vel ensâr diyor.
Muhacir ve ensar diyor. Muhacir kaç kişi, ensar kaç kişi? Sahabenin tümü zaten ya muhacir ya ensar. Sen nereden diyorsun ki beş kişi? Kur'an'da muhacirler ve ensar diyor ya. Beş kişiye mi diyor? Yapmayın. Bunlara kanmayın. Bunların sakalına da sarığına da aldanmayın. Molla geçindiklerine de molla ki hangi sahabenin molla? Sahabeyi sevmeyen molla, sen ondan kendini kolla. Tamam mı? Ubeydullah dediğini bir şey tutturdum size yani. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. İşaret okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Abdü ve Resulü. Allah'ım çok hizmet etti Bursa'ya da. Allah kabul etsin hizmetini mübarek. Efendim öyle sakallı sarıklı diye aldanmayın. Kendini kollayın. Ve la ilaka atı'i rahimin akrabasıyla ilişkiyi kesenleri de Allah Teala berat gecesi affetmez. Akraba ile ilişkiyi kesenler, sıla-i rahmi kat edenler. Aman kardeşler, bu öyle bir günahtır ki bu sıla-i rahmi kesmek, anne baba tarafından olan yakın veya uzak akraba ve teallukat buraya dahildir. Eğer akrabaya kötülük yapıyorsa, eziyet yapıyorsa bu zaten haydi haydi dahildir. Ama bazı alimler demişler ki elinden geldiği halde, gücü yettiği halde iyilik yapmıyorsa bir de evvelce yaptığı, alıştırdığı ikramları kesiyorsa bu da tehlikelidir. Yani sen diyorsun ki ben akrabama zarar vermiyorum. Evet öyle bir zamandayız ki zararın vermemek de bir iyiliktir. Çünkü millet birbirine eziyet etmeye başladı artık. Eziyet etmemek de bir iyiliktir. Ama iyilik yapmamak da bir kötülüktür. İyilik yapmamak da bir kötülüktür. Akrabaya iyilik, sıla-i rahim, sadaka, hediye, ziyaret, selamlaşma, mektup göndermek, telefon açmak bile, şimdi telefon da fazla geldi, mesaj. Mesajı da baş harflerinden. Alışmışlar böyle mesaj fazla para yazmasın diye. Abici, bilmem ne. Ne diyor burada? Amcacığım babama işte cevap ver. Abici yani. Ya kardeşim ne olsun oluyor abici? Biz anlaşıyoruz. O kadar da ucuz olmayın. O kadar da ucuz olmayın. Selamun aleyküm de kısaltır. Selam. Ya selam diye bir selam hiçbir kitapta yok ya. Selamun aleyküm. Para fazla yazmazsa da rahmetullahi de etme. Ve berekatuhu demiyor, çok para gitmez. Yani yaz, yaz. Mesaj, ama ben mesaj isterim, burada atmayı bilmiyorum. Mesajda biraz ayıp kaçıyor. Zaten otomatiğe bağlamış. Kandil mesajı, bayram mesajı. 100 tane şey var listesinde. Tak bir basıyor, yüzüne birden. Herkese mesaj geliyor. Ben bakıyorum. Bana işte hocam hocam bir şey yazıyorsa anlıyorum ki bana özel gelmiş. Ya da hocam diye paketledi, herkese hocam diye yollamış olabilir. Ayıptır, yazıktır, münafık. Yani telefonu açamayabileceğin durumda mesaj atılır. Ama telefon açabiliyorsan mesaj ayıptır. Anladın mı? Ondan sonra efendim hastalık manisi yoksa, fakirlik manisi yoksa, bir de dinini koruma gibi meşru mazereti yoksa mutlaka akraba ziyaret edilecek. Ama hastalık manidir, fakirlik yani yok gidemiyor. Köye gidemiyor, memlekete gidemiyor. Bir de şeriatsızlık sıkıntısı. Gidiyorsun, efendim illa kadın erkek beraber oturmak. Veya efendim senin gelin gelsin, benim elimi yersin, sırtımı yıkasın bilmem ne böyle şeriatsız talepleri olan bazı akrabalar olabilir. Sen de bunu engelleyecek bir güce sahip değilsen aile içinde otoriten yoksa veya yaşın kıdemin yoksa da ben de burada günaha girerim hanımımı, kızımı, çocuğumu günaha sokacaksam o zaman telefonla şundan bundan aranmak, sorulmak, fakir olurlarsa bir durumum varsa yardımlar devam eder. Ama şerahsızlığa düşme tehlikesi de mazeret sayılır. Ondan sonra helalimiz bilin. Kibir ve gururu temsil eden kılık kıyafetlerle yürüme tarzıyla hava atarak caka satarak küçük dağları ben yarattım dergesine insanları küçümser bir vaziyette elbisesini yerden sürme kıyafeti. Eskiden bu vardı. Şimdi bu yok.
Yani yarım metre, bir metre geriden elbise çürükler gelir. Buna da Allah beraat gecesi rahmet etmez. Ama şu anda bunun tabiri, kimse elbisesini yerden sürükmez. Çünkü çamura pisler giriyor. Şu andaki bu tabir nedir? İnsanları hakir görme, beğenmeme, onlara yükseklik taslama için kılık, kıyafet, işte benim ayakkabımdan tut, tarağından, saçının şeklinden çık. Bu kıyafetlerden kibir yapanlara Allah nazar etmez. Ve la ilahe illallah, ana babasına isyan eden, Allah Allah, anne babasının meşruysa, ya anne baba saygısı kalmadı ya, hiç edebi hürmeti kalmadı ya. Hadi nasıl işler dönüyor, ben şaşırdım kaldım ya. Aramak, sormak yok, anasına babasına bağıran var, söyleyen var, gelen var. Yani neler duyuyoruz, aklımız duruyor ya. Ya bunlar berat gecesi af olur mu ya? Bir de ömrüye gidiyor ya. Ömrüye gidiyor seni ya, ana babasına dargın. Ana babasıyla dargın adam var, ömrüye gidiyor ya. Bunun durumu ne olur ya buna? Atalım, Allah kabul eder bunu ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya. Ne yapacaksın yapacaksın? Ana baba, kafir de olsa, müşrik de olsa, buna abi ne olursa olsun, anneli kendinedir, senin doğumuna vesile olur. Sen ona zahiren mutlaka hürmetini, ikramını, tazimini aynen yapmak zorundasın. Senin baban sarhoş da olsa, içkici de olsa, beni daha fazla da konuşturma, anan da kötü yolda bile olsa, senin ona bağırma hakkın yok, dua etme hakkın var. Bağırma hakkın yok. Ne olursa olsun senin doğumuna vesile olmuş. Kur'an-ı Kerim'de Müslümansa, iyiyse, takvaysa deniyor. وَلَا تَكُنْ لَوْمَا اُلْسِنْ Üf demeyeceksin. Ayette kayıp yok. Anansa babansa seni doğurmuşsa. Zaten seni doğurmamışsa analık babalık yok İslam'da. Doğurandır ana baba. Kardeş, bak beraat gecesi geliyor. Anneanne babaanne, dedeler ne kadar yukarı gitse de hadis-i şerife dahildir. Onlara da isyan, beraat gecesi rahmete mani olur. Ha, anamın babamın şeriata uymayan istekleri var. Nedir isteği? Anam diyor ki, Efendi Hazretleri derdi, bazı analar var kızına diyor ki, çarşaf giyersen sütüm sana haram olsun. Yahu affedersin, kerhaneye gitse deniyor, çarşaf giyersen sütüm sana haram olsun. Efendi de derdi ki mübarek, seni gibi sütüm bozuk ana. Doğru derdi mübarek. Sütünde bir bozukluk var ki sen böyle ne konuşuyorsun? Amma ve lakin, o kızın yine de ona itaat etmesi zorunlu değil. O yine çarşafını giyer, ona isyan et, yani isyan eder, Allah için isyan eder. İtaat etmez. İtaat etmez ama bağırıp çağırma hakkı yine ne diyecek? Anacığım, manacığım yapışacak, sarılacak, öpecek, korkmayacak, idare edecek. Nereden anlıyorsa, hediye, ne diye, par, yani ne bir imkanı varsa, baban dedi ki, efendim, namaz kılma. Ya baban namaz kılmana seni engel olamaz. Ya dâbel mehlûk bi mâhzeti hâlik. Yaratana isyan noktasında yaratılana itaat yoktur. Kardeşine göre. Ama sen yine de ne konuşuyorsun lan? Ulan babaya böyle lanman denir mi? O da namaza karşı. Neye karşıysa karşı. Allah hidayet versin. Sen yine babacığım. Ya sen İbrahim Aleyhisselam'ı görmedin mi? Puta tapan babasına ne diyor? He? Ey babacığım demiyor mu? Ne diyor? Ya ebeti. Ey babacığım. İbrahim Aleyhisselam ne demek ki? Baba. Ne diyor? Ya ebeti. Ey babacığım. Bak şimdi babasına vaaz ediyor. Nasıl vaaz ediyor? Lime teâbudumâ alâ yesnav ve lâ yuhusuru ve lâ yuhuniyen geceya. İşitmeyen, görmeyen, senin başından belayı defedemeyen putlara nasıl taparsın? Ya ebeti. Ey babacığım. Ya tabutu şeytan, şeytana tapmayasın. İnne şeytan canelli rahmanı asıya. Şeytan rahmanı ası geldi. He? Söylüyor. Hep babacığım. Babası ne diyor? Ve arzumenlik, seni kastrayacağım. Öyle babacığım, ya evet. Ey babacığım, selamun aleyk. Tabi o zaman Müslüman olmayana selam verilmeyeceği hükmünü bilmediğinden yapıyor, yoksa verilmiyor. Bana müsaade, eyvallah. Bir de ne diyor? Allah beni yasaklamadığı sürece de affını isteyeceğim. Ama Allah yasakladı, af isteyemezsin. Tamam, affını isteyemedi. Ne zamana kadar?
öldükten sonra. Ölmeden evvel ne dersin? Ya Rabbi affedilecek hale getir, İslam'a çevir. Amin. Ama öldüyse baban kafir olarak Ya Rabbi babamı affet demek caiz değil. Çünkü neden? Müşrik öldüyse istiğfar caiz değil. En yakınları da olsa. Ha şimdi sen baban namaz kılma derse kılacaksın. Sakalını kes derse kesmeyeceksin. Sakal tıraşı haramdır. Sen babanı dinleyemezsin. Resulullah'ı dinleyeceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama babana da ne diyeceksin? Ha babacığım sarılacaksın kucağına ve konuyu başka konulara çevireceksin. Mevzuyu değiştireceksin. Kavgaya gürültüye girip de bağırıp da sesini yükseltmeye sebebiyet verecek diyaloglara girmeyeceksin. Konuşmalara girmeyeceksin. Bu siyaset ister. Allah ya Rabbi. Allah'tan anamız babamız hiç İslam'a aykırı işler güzel istemedi de biz de rahat ettik elhamdülillah. İçinizde ve dinleyenlerimiz arasında ana babalarından İslam noktasında sıkıntı çekenler varsa mübarek Şaban ayı hürmetine, gelecek ve rahat edeceğiz hürmetine Allah'ım analarını babalarını onların salahına çevirsin. Hayrına çevirsin. Çünkü bu zor bir şey. Ondan sonra velâ ilâ müdümini kamrin. İçki içmeye devam edenler Burası dikkat. Bu zamana kadar içiyordu. Beraat gecesinden bir gün evvel, bir saat evvel, bir dakika evvel bir daha ağzıma koymayacağım ya Rabbi söz veriyorum dedi. Tevbe etti. O beraat gecesi defterini alır, beraatını alır. Ama içkiye bir daha devam edeceğim. Beraat gecesi içmiyorum ama öbür günler devam edeceğim. Niyetinde olan var. Tevbesi kabul olmaz. Çünkü tevbede ne lazım? Döneceğine dair Allah'a söz vermesi lazım. Ondan sonra zina. Adam öldürenler. Allah Allah. Ya Rabbelam. Katil. Bazı hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Efendim. Beraat gecesi mağfiret isteyenler affedilir. Kime ne isterse verilir. İlla caniyetun bi fevziha ev müşrik. Şirk koşanı zaten dedik. Tenasül uzvuyla zina edenler. Ne demek tenasül uzvuyla zina eder? Eli zina etse av olur. Gözü av olur. Kulak zinası av olur. Ama tenasül uzvuyla zina ne demek? Gerçek zina yani. Tenasül uzvuyla zina edenler beraat gecesi af olmaz. Ancak tevbe edenler. Abdullah bin Amr hadisinde radıyallahu anh'a illesine iki kişi af olmaz. Biri müşahin kim tutan ve katilmez adam öldürenler. Ya Rabbi ben adamı öldürdüm. Adam öldü. Hem de kasıtlı zaten. Kazayla ölen buraya girmez. Kasıtlı öldürdüm. Hapis yaptım, çıktım, ettim neyse. Şimdi benim tevbem yok mu? Şimdi efendim kardeşim sen bundan pişman mısın? Pişman olacaksın. Adam ne diyor? Şimdi olsa diyor o adam diyor beni kafamı bozdu, sinirimi bozdu diyor. Yine öldürdüm diyor. O zaman senin tevben yoktu. Çünkü pişman değilsin. Çok pişman olacaksın. Allah'a varacaksın. Şeriat devletinde değiliz. Kısas da kullanılmıyor. Dolayısıyla senin canın kalmış. Kendi kendine de intihar edecek değilsin. Dolayısıyla tek çare kalıyor. Tevbe edeceksin. Tevbe edeceksin. Çünkü zina ayetinde de adam öldürme ayetinde de orada şirk de var. İlla men tâbe tevbe edenlere yine de Rabbim kapı açıyor mu? Açıyor. Peki bir adam 100 senelik kâfir olsa, şu anda Müslüman olsa, iman etse, bu adam affoluyor mu? Affoluyor. O zaman Müslüman da tevbe ederse, kesin tevbe ederse affolur. Cinayet günahı bile affolur mu? Affolur. Ama pişman olacak. Onu hatırladığı zaman içi yanacak. Yoksa o adam yine karşıma çıksa yine öldürülür. Bu adamın tevbesi kabul değildir. Çünkü pişman olmamış. Bir daha da yapmamaya kasıtlı olacak. Ondan sonra içki meselesine esrar da dahildir. Bir damla olsa bira da dahildir. Diğer içki maddeleri de dahildir. Kiner de dahildir. Eroin, kokain bunlar da dahildir. Uyuşturucu madde kullananlarda beraat gecesi af olmaz. Ondan sonra yine hadis-i şeriflerde söz taşıyanlar. Bir adamın lafını İfsat için, ara bozmak için öbürüne taşıyor, memleketi birbirine katıp karıştırıyor. Millet onların yüzünden ne kavgalar çıkıyor,
Ne olaylar çıkıyor, aileler yuvalar dağılıyor. Bu söz taşıyanlar, bu gıybet, dedikodu, iftira, nemmamlık, katlattık, hepsi bir arada birbirine bağlı şeyler. İnsanlar farkında değilken gizlice dinliyor, sonra duyduklarını başkalarına anlatıyor. Allah Allah. Gizli kamera buraya giriyor mu? He? Gizli kamera koyuyor, milletin görüntüsünü çekiyor veya görüntüsün konusunda da neyini çekiyor? Sesini çekiyor. Niye dinliyorsun sen bu adamı? Allah Allah. Örgüt çete ya. Eğer ki sen bir adam terörist haberi alırsın, bomba ihbarı alırsın, bütün milleti öldürecek, o cani teröristi takip edersin, onu anlarım. Bütün millete plan kur, teyp kur, kaset kur, kamera kur, herkesi dinle. Adam karısını konuşuyor ya, yüzünü konuşuyor, çocuğunu koyuyor, herkesi dinle. Vallahi af olmaz, billahi af olmaz, sabaha kadar teheccüd kılsa af olmaz. Bak, bu da söylüyor, kitap söylüyor. Ben bunu kitaplardan aldım. Çünkü tatlığa giriyor, laf taşımaya giriyor. Bir de laf taşımayı bırak, kaseti de sonra nereye atıyor? İnternete atıyor, iki kişiye söylemiyor, 2 milyona atıyor. E bunlar helak olmuşlar. Allah tevbe nasip etsin. Allah ıslah etsin ama onlar ıslah ettiler. Memleketi, milleti perişan eden adamlar var. Ya o kadar ucuzlamış bir cihaz var. Mafya var, hareketler. 5-10, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar. Kimisi ucuz, kimisi pahalı. Önüne gelen bir kaset koyuyor birinin yanına ya. Niye? Sonra ona onu şantaj yapacak. Neyse ben, sen böyle dedin de benim de önümde sesim var, ben dediler bana şurada para. Allah Allah. Neler oldu ya? Teknoloji ilerledikçe günah çeşitleri artıyor. Allah şerlerinden muhafaza olsun. Ne diyelim? Evet. Ondan sonra efendim insanlara laf taşıyanlar, lafları başkalarına inetenler. Ara bulmak niyetiyle, insanların arasını bulmak niyetiyle yalan bile caiz mi? Bunlar ne yapıyorlar? Adamın doğru dediğini dese arayı bozamayacak. Arayı bozmak için doğru, yalan söylemek caizken bunlar ne yapıyorlar? Bozmak için yalan söylüyorlar. Düzeltmek için yalan caiz. Bunlar bozmak için yalan söylüyorlar. Çünkü doğruyu söyleseler onun aleyhine konuşmamış, onun aleyhine konuşmamış. O zaman ifsat olmaz. Namus, ırz ve haysiyetleri rencide edecek iftiralarda bulunanlar. Irz, namus erkeğin, kadının, adamın, kızının, şusunun, bukunun. Efendim namusunu, haysiyetini rencide edecek iftiralar beraat gecesi af olmaya manidir. Gıybet büyük günahlardan olduğu halde alimler diyorlar ki genel manada gıybet buraya dahil değil. Yani genel manada gıybeti de buraya sokarsak beraat gecesi kimse af olamaz. Doğru mu? Genel manada gıybeti buraya sokarsak ama öbürleri genel değil bak. Öbürleri söylüyor. İftira. Ben kimseye iftira atmadım arkadaş bugüne kadar. Bak vallahi billahi atmadım. Şuraya sen gelin. İftira atmadım ben. Atmam. İftira çok tehlikeli. Kimseyi gizli dinleyip ona bunu aktarmadım. Bak bu deminkiler çok tehlikeli. Namus, ırz, haysiyet, milleti hiç böyle bir şeyim yok. Ama şimdi gıybet dersen ben hayatımda gıybet yapmadım diyemiyorum. Bak diyemiyorum. Siz de benden beterisin sen oğlum. Hal böyle olunca kurban olduğum alimler, şeyhler de demişler ki genel gıybet buraya dahil değil. Bir tek çaresi var. Beraat gecesi diyecek ki ya Rabbi beni de affet, bu zamana kadar gıybet ettiklerimi de affet. 27 kere bu duayı yaparsa 27 kere Allah'ın mağfirli velil müslümin ve müslümat ve müminin ve müminat. Ya Türkçesi. Ya Rabbi beni de affet, gıybet ettik kadın müslümanların tümünü affet. 27 kere dua et. Gıybetin şeyinden bu şekilde beraat gecesi tehlikeden kurtaranı af olmama tehlikesi çok büyük tehlike. Ancak diyor ki alimler Allah dostları velileri gıybet ettiyse bir de şeriat alimi, hafız ve alim olup İslam'a hizmet eden ilim adamlarını gıybet ettiyse o beraat gecesi af olmaz, özel helallik alması lazım diyorlar.
Ama genel manada olursa onların aslını Allah'tan isteyerek kurtulabilir yollar. Ama gıybet yine edin manası değil. Ama berat gecesi geldi. Nereden bulacağım belalı kalacağım? Bin kişi gıybet etmişim. Adam zaten sabah namazına kadar telefon dikler. Adam da diyecek ki niye böyle gıybet ettin? Mevzi neydi bakıyor. Helal edeyim mi düşüneceğim bakıyor. Aha berat gecesi bitti zaten. Onunla uğraşacağız şimdi. En iyisi gıybet etmesek daha iyi olmaz mı? Ya ne uğraşalım adamla? Heykel tıraşlar. Kıyamet günü en şiddet, eşet günlerse hadi haber yöver kıyam. El musallurur. Heykel tıraş, eğer ki manzara falan değil de canlı insan hayvan heykelinin tümünü yaparsa yaşayacak şekilde uzuvlarıyla kıyamet günü bundan büyük azap kimseye yapılmayacak. Ancak peygamber öldürenlerle bir de bu heykel tıraşlar. Peygamber öldürenler bir azap da var. Mevla buyuracak bir can ver buna bakayım. Adam can veremeyecek. Can ver buna bakayım. Ebe bir azap. Nasıl can verecek? Onun için onlara da Allah tevbe nasip eylesin. Amin. Ne diyelim ya? Ağaç ve manzara cansız tasvirleri buna dahil değildir. Ama kanatlı at gibi uydurma bir figür olsa yahut kafasız bir deve kuşu gibi yaşama imkanı olmayan bir heykel olsa bu hadisteki en büyük lanete girmezse bile sakınmak gerekir. Sakınmak gerekir. Fotoğraf çekiyorsunuz ya, işiniz ikinci resim çektirmek. Hemen dedi hoca ben seninle bir resim çektirdim. Fotoğraf çekenler, çektirenler, kamera çekimleri efendim buna dahil değildir. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Men sallara sureten, bir sureti tasvir ederse. Fotoğraftaki ve kameradaki çekimler nedir? Eser bırakan, iz bırakan çizim ve yapım değildir. Dolayısıyla ahyûmâ kalaktın. Şimdi mesela sen adamın heykelini her tarafıyla çizmişsin, yapmışsın. Mevla da ne buyuracak? Ahyûmâ kalaktın. Yarattığınıza can verin. Yani bir şey yaptınız, ortaya çıkarttınız ama can veremediniz, can verin. Resim ve kamera gibi çekimlerde bir şey ortaya çıkartma, görünen bir şey yoktur ki bu yaptığınıza can verin denmez. Ondan dolayı burada kastedilen nedir? Heykel. Efendim, Hanefi mezhebine göre zaruret olmadıktan sonra sair çekimlerden de efendim ihtilaf icat edebilir. Ama Maliki mezhebinde ve sair mezheplerde fotoğraflar neye dahildir? Gölgenin hapsedilmesine dahildir. Onlar diyorlar ki aynanın karşısına geçsen bir dakika durdun resmin orada durur mu? He? Haram mı? İki dakika durdun? Üç dakika durdun? Efendim sonra senin kapı çalınsa ne yapmazdı? Aynaya bakmadın kapıyı açmazdı. Aynaya bakmak sünnet mi? Yolda bir ayna taşımak sünnet mi? Sünnet. O zaman diyor ki bunun resmini çekmek de buna işte 3 dakika duracağım orada 30 dakika dursaydım neyse bu da 30 sene duruyor. Yani o resim nedir? Aynadaki görüntüdü. Sen nasıl ki orada dursan sana 3 dakikadan sonra haramdır çekil oradan demiyorlar. Maliki mezhebi ve alimler, Seyyid Maliki Hazretleri de bunlar. Hapsı zillim, fotoğraf gölgenin durdurulması kabilindendir. Bu bir aynadaki surettir veya göldeki sudaki çıkan bir surettir. Öyle mi? Ama bunun durdurulması mümkün olmuş teknolojik şu andaki imkanlarla. Bu evvelce durdunca duruyordu, çekilince gidiyordu. Ama şimdi onu durdurmuş bir cihaz. Onun orada durması ve görünmesi ve ona bakman caizse, onu durdurup da saklaman da caizdir demişlerdir. İstihadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri'nde ahir fetvası son görüşü buna kail olmuştur. Kendisini görüyorsunuz. Çekilmiştir, izin vermiştir. Çekilmesine izin vermektedir. Bizde bu kameralar çekiliyor. İnsanlara bu sohbetler kalacak inşallah. Fayda olsun diyor. Ama ben hayatımda bir kere doğum günü kutlayıp da kamera namara çektirmedim. Hayatımda hiç böyle bir özel gününde bir kameram yok. Ama binlerce bazı şey var. Çünkü bu insanlara kalacak faydalı şeyler. Ama siz bu işlere dikkat edin. Çünkü hanımınız olur, kızınız olur. Demin geçen ayda burada dedim. Telefonda onun kaydı kalıyor. Telefonu satıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Kanınızın, kızınızın resimleri de oradan birilerine geçer. Kamera özel gün dersin, saklarsın. Sonra ölürsün, kalırsın, bir şey olur. Onlar birilerine geçer. Kadının yani
Ne lüzum var? Ancak böyle bir durumda tesettüre rahat etsin. Oğlum var, kocam var olsa bile mutlaka örtülü olsun madem, neden? Yarın bugün bir mahremi olmayanın görme ihtimali olduğundan bunlara da dikkat etmenizi tekrar tekrar söylüyorum. Ondan sonra sihir, büyü yapmak. İzlediğiniz seval mubikar. Yedi ocakları batıran yedi günahtan sakının. Birisi de sihirdir. Birine büyü yapmış olmak, Allah muhafaza etsin, insanı Berat gecesi affına mani olur. Allah Allah Allah. Bir büyünün çeşitleri var. Ancak bir insanı kalbini ısındırmak için, kendine aşık etmek için bile yapılsa büyü nedir büyü? Haramdır. Ama sen İdrisiye'de yazmışsın, şu duayı okursan falan da seni sevsin diye. Kardeşim ben İdrisiye'de ne yazdım? Allah'ın ismini yazıyorum. Sen ya Rabbi desen, falan şeyi bana sevdir, beni ona sevdi diye dua etsen, bunun için de Yasin okursan katil indireceksin, isim okursan. Bu büyü değil ki. Bu zikir ve duadır. Büyü nedir? Büyü özel muameleleri vardır. Eğer ki Allah muhafaza etsin, Kur'an-ı Kerim'i kanla yazarlar, kanla. Kan pisliktir. Necasettir. Hatta dediler ki Saddam kendi kanıyla mı Kur'an yazdırdı muhafazadı? Yanlış etti, Allah affetsin. Son nefesinde kelime-i şehadete gittiği için ben bir şey diyemem. Kelime-i şehadetini duyduk adam idam edilirken. Ama tabii haram bir şey yaptırdı o zaman. Ben duyduğuma göre. Biliyor musunuz öyle bir şey? Kendi kanıyla Kur'an yazdırdı. Kan necasettir. Onlar büyü tutsun diye kanla yazdırıyorlar. Kan gibi necasetle Kur'an yazmak, Kur'an-ı Kerim'i pisliğe atmak nedir? Senin diyor kocan sana döner diyor. Veyahut da diyor o adam diyor senin kocan o kadını bırakır sana döner. Veya kocan da dönüyor. Diyor ki adam karısını bırakır sana döner. Ya böyle namussuz yani. Adamı karısını da bıraktırırlar. Onun için ne yapman lazım diyor? Kur'an'ı çöplüğe atman lazım diyor. Sen Kur'an'ı pisliğe atarsan ondan sonra sana papazlara gidersen öbürü de hocalar çözememiş, bunu papaz çözer, o da papaza bozdurmaya gidersen, bunlar Berat gecesi, insanın af olmamasını gerektiren, rahmetten mahrum eden, laneti icap eden büyük günahlar var. Bu sihirin çok çeşitleri var. Allah muhafaza etsin, bırakın şu cincilerle, büyücülerle uğraşmayı. Ben size bu kadar kitapta dua yazıyorum, Allah'ın esna ustasını yazıyorum. Kurban olduğumun ismi neye yetmedi ya? Ne yetmedi ya? Okuyun Allah'ın ismini zikredin ya. Bak Berat gecesi. Kehanet. Gelecekten haber verenlere gidenler. Efendim. Geçmişten haber veren. Tecrübeye dayalı tahminde bulunanlar buraya girmez. Ama gelecekten haber veren. Efendim bunlar buraya girerler. Burada 253 sayfada bilgi var. Çalıntı malları bildiren arraflar var. Bunlar tecrübelere ve cinlere dayalı haber verirlerse çalınmış bir şey de gayba girmez. Çünkü onu gören var cinlerden. Çalındığı için olay olmuş zaten. Gören sana söylüyor. İnsanın biri görse gibi, gördüğü tanığı gibi. Dolayısıyla o buna dahil olmaz. Ama onların verdiği haberler de hatadan uzak kalmaz. Çünkü cinler çok yalan söylerler. Der sana ki senin parayı karın çalmış. Hadi bakalım 40 senelik karıyı sana boşalttırmak için. Onun için sen de diyeceksin ki çaldıysa da bizim karı çaldı. Ne yapalım kardeşim diyeceksin, nikahı zedelemeyeceksin. Yani bazı kere cinler ortalığı karıştırmak için çok da yalan söylerler. Nerede bulacaksın çok takva sahibi bir cin olacak da, kanalı sağlam olacak da biz insan bulamıyoruz. Sen cini nereden buluyorsun bu kadar sağlam kanal? Evet. Gelecekle alakalı bilgiler. Evliyaullah verirse Allah dostları Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar şu olacak mesela yağmur Efendi Hazretleri dua edin yağmur yağacak yağar dua edin yağmur bakıyor böyle bakıyor da gelelim tavanına bakıyor bulut yok mübarek görünmüyor yağmur ha şimdi Evliyaullah'ın gelecekle ilgili verdiği haberler kehanet kabilinden değildir, keramet kabilindendir. Çünkü bunun ayette, hadiste örneği var mı? Var. Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber miydi? Değildi. Allah ona ne bildirdi? Korkma oğlum geri gelecek, peygamber olacak. Dedi, Musa Aleyhisselam kaç yaşta peygamber oldu? 40 yaşında. Daha yeni doğmuş çocuğu peygamber olacağını sandığa koyup da
ırmağa atarken erik olmayacağını, geri geleceğini Allah bildirdi mi? E bildirdi. O peygamber değildi, kadındı. Demek ki keramet haktır. Ondan sonra efendim, ne bileyim, ne kadar ilimler var burada yahu. Küs durmak, kin tutmak ayrı, küs durmak ayrı. Faize ısrar. Allah Allah. Alan da veren de Resulullah, Allah'a peygamberi harp atmış olur. Onun içindir ki, karahat gecesi af olmazlar. Ama ne yapayım, ben söyleyeceğim. Faizli bankaların, faizli muamelelerin, başka kitap yazdım, faizli muameleler. Neler de neler var o kitapta. Hepsini yazdım işte. Katipliğini yapanlar, şahitliğini yapanlar, buralarda çalışanlar, buraya dahildir denmiş. Bundan dolayı aman arkadaşlar, el rüzgü alallah, haramdan da gelir, helaldan da gelir. Ama siz helalından arayın, haram olan işlerde çalışmayın, bir an evvel bırakın, helal iş arayın. Gasp edenler, rüşvet alanlar, rüşvet verenler, hırsızlık yapanlar da beraat gecesi af olmaz. Nasıl durumunuz? Vallahi ben gıybetin dışında hemen hemen atlattım da şuraya kadar iyi geldim yani. Fakat bu gıybet gecinde biraz şey etti. Tamam. Ticarette ıdırap. Bu ne demiş? Yalan yemin edip malını değerlendirenler. Yapmayız Allah'ın izniyle ya. Öyle olur mu ya? Yalan yeminle. Memleketleri kurutacak bir günah. Ticarette, alışverişte aldatma, eksiltme, artırma suretiyle ticarete haram katmak. Allah muhafaza ya. Anlatıyor bir şey. Arabanın kaportaya ekmek koymuş. Araba bozuk araba ya. Böyle vuruyor diyor. Vallahi bu arabada ekmek var diyor ya. Yerimiz içinde ekmek var diyor. Ulan bir inek satacaksın 1,5 tonluk. Kurbanda mı ya? Ne insanlar var ya. İşte 2,000 lira istiyor, 3,000 lira istiyor. Gitmiş ineğin gözüne 7,000 lirayı toptan göstermiş böyle. Ondan sonra adam diyor. Vallahi bu inek 7,000 lirayı göstermiş diyor ya. Ulan namussuzluk yapma ya. Bunu beraat gecesi patlar mı bunu ya? 100 rekat değil 200 rekat kılsın ya. Ondan sonra efendim, başka hakları olmayan haberler uydurmak suretiyle haksız kazanç elde etmek. Buna şimdi ne diyorlar? Piyasalarda ne diyorlar ona? Spekülasyon, gavurca bir laf, Türkçesi ne bilmiyorum. Yani dalgalandırmak, piyasayı dalgalandırmak. O çıkacak, bu inecek, şu şöyle oldu, battık, çıktık. Millet, borsa, arabora, zavallı, gariban. Dalavere dalavere kit Mehmet Medeteri dalasın garibanın 5 lirası ne olmuş yani. O arada adamcağız kaybetti parayı ya. Ne işin var senin de borsada kardeşim? Borsanın caiz olmadığını yazdı kitaba zaten ya. Senin ne işin var Müslüman adamsın borsada? Kumar gibi işler. Şirketler hakiki değil. Hepsi uydurma. Hisseler hakiki değil. Alım satımlar hakiki değil yani. Bu olmaz ki ya. Şairlik. Ana. Burada şair var ya. Necip Fazıl mı olacak? Kurtarır inşallah. Bilmiyorum bak. O kurtarır inşallah. Biraz doğruları yazdı. Ama bu şairler. Hangi şairler? İslam'ı ve Müslümanları met eden, İslam'a yardım eden şairler ne olmazlar? Mahrum olmazlar. Ama şiirlerinde ve şarkılarında kahpe felek nerede diyenler? Adaletin nerede diyenler? İsyanın Tanrı'ya bilmem ne diyenler. He? Bunlar maalesef beraat gecesine av olmazlar. Bu şairlerin şarkılarını söyleyenler. Bir de bunları efkarlanıp da dinleyenler. Yani efkarlandı he? Şimdi cehennemde bir efkarlanacaksın ki sen. Hakiki efkarı orada vereceksin bakalım. Sigara da yok ki tüttüresin. Her taraf ateş zaten. Nereden neyi tüttüreceksin? Efkarlanmış. Ne efkarlanırsın? Allah dedi kader bu kahpe felek haşa ve kella ya Rabbel alemin. Resul bu bin Adem eddar o meddar. Ademoğlu feleğe sever, onun felek diye sevdiği benim. Çünkü felek yaratmadı, melek yaratmadı. Ananı da alan Allah, karını da alan Allah, malını da batıran Allah. Öyleyse yaratan Allah'sa rıza göstermek lazım. Kime seviyorsun ya? He? Aman bu şairler, İslam örfüne uygun olmayan şiirler. Maalesef
Mehmet Akif bile kafayı karıştırdı. Mehmet Akif'in Safahat'ta bir şiirleri var. Allah affetsin. Allah affetsin. Bile girecek durumda zordayım. Ne diyor Mehmet Akif mesela? Diyor ki, ağzın kurusun, yok musun el adli ilahi diyor. Rahmet istiyoruz, ateş gönderiyorsun diyor. Rahmet istiyoruz, ateş gönderiyor. Hani Kosova'nın memleketi işte, Balkanlar yanmış, oraya yanmış, buraya yanmış. Ne olursa olsun kurban olduğum Allah'a, ağzın kurusun diyor, yok musun ey adli ilahi diyor. Hiç yok olur mu ey adli ilahi? Adli ilahi öyle bir var ki, bu Osmanlı'nın son zamanı bu kadar bozulmasaydı, bu millet hak etmeseydi Allah düşmanı musallat eder miydi? Dört mezhep ülkesi Ali Haydar Efendi bile bu memleket bu hale getiren hocalarla şeyhlerdir der miydi? Meşrikat'ta 60 tane hocaydık. Hepsi de Allame-i Can. 6 kişi namaz kılardı, gerisi namaz kılmazdı der miydi? 50 lira rüşvetle istediğin yere kadın üstü tayin olursun der miydi? Cengiz'in ağanın oğlu medreseye yazılıp okumadığı halde askerden firar eder miydi? Sen bu kadar bozulursan Allah da gavru musallat eder kardeşim. Adli ilahi vardır. Osmanlı'da yıkıldıysa yıkılmayı mucit günahlar sudur etmiştir. İnna Allah la yugayru ma bikum hatta yugayru ma bi'enfusikum. Siz kendi iyi halinizi bozmadıkça Allah sizin nimetinizi değiştirmez buyuruyor Kur'an. Sen Müslümanım diyen Kur'an'a inanan bir adamsın, hem de tefsir yazmışsın. Bu millet kendi iyi halini bozduğu için Allah nimeti değiştirdi. Peki o zaman Allah'ın ne suçu var bunda? Bütün olayların arka planında mutlaka ne vardır? Adli ilahi vardır. Allah, inna Allah la yazilimu miskale derra, zerre kadar zulmetmem diyor Allah. Onun için şairlerin ara sıra efkarlanıp böyle vezni kafiyeyi de sonlarını tutturayım diye batıp tuttukları vardır. Bize de çok şairlik lazım değildir. Ve şuara yettebi'umul gavun. Şairlere azgınlar uyarlar diyor Kur'an. Kur'an'da şairler suresi var. Şairlere kimler uyarlar? Azgınlar uyarlar. Elem teranil zülzülü vadiyeyi. Görmez misin her laf vadisinde dolanıp dururlar. Emin yekûne mâ lâ efâlûn. Yapmadıkları şeyleri söylen dururlar. Ayet. Onun için şairin biri bir kadınla nasıl cina ettiğini ağzından burnundan başlamış her tarafını vasfetmiş, tarif etmiş, hemen kadıya intikal etmiş, şiiriyle beraber getirmişler zinadan adamı gezmeyecekler. Ulan ne uyanık şairmiş, bir şairlik etmiyor, biraz da hafızlık lazım, biraz da alimi. Demiş hakim bey, ne var? Size bir ayeti kerimeyle beraber zina yapmadığını ispat ederim. Bunu demiş, şöyle demiş, hemen bu ayetleri okumuş. Şairlere azgınlar uyarlar, şairler her laf vadisinde dolanırlar, şairler yapmadıklarını söylerler. Demiş ki valla ayetten delil çok kuvvetli geldi demiş, merak demiş yani. Evet, o zaman ayet mayet okuduğunda yetiyormuş. Şimdi özel mahkemeye falan ne ayet çekiyor, ne hadis. Ama Allah'ın huzurunda ayet çeker. Onun için efendim biz işimize bakalım. Velakin İslam'a, Kur'an'a, sünnete uyan şiirler var mı? Sahabe-i kiram şiir söyler mi? Ebu Bedir söylerdi, Ömer söyler. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. مَا عَلَّمْنَا شِعْرَ Biz ona şiir öğretmedik ve مَا يَمْدَغِيلَ Ona şiir yakışmaz. Çünkü ayet de karışır o zaman. Ama sahabe söylerdi. Hatta Hasan, Mesul Hasan ibn-i Sabit'e ne derdi? Ey Hasan der, ''Ühtün ya ruhul kudüsman'' Bir şiir söyle şu müşrikleri hicret. Onların aleyhine onları bir rezil et, Cibril yanında beraber destekçin olsun derdi. Hazreti Aslan'a minber kurdurdu. Derdi ki şu minbere kendisi de oturdu, bana şiir yakışmaz. İstese hepsinden iyi söyler. Bana şiir, o zamanki şiir neydi biliyor musun? Şimdiki işte en tebliğ aracı. O zaman zirvede, o şiirle bu tarafı yıkıyor, bu da o şiirle o tarafı yıkıyor. Hazreti Aslan bir şiir söylerdi, müşrikler rezil olup giderlerdi, helak olup giderlerdi. Onun içindir ki biz bu manada şiire karşı değiliz. Ondan sonra şurtilik. Şurtilik neymiş? Allah'ın kullarının haklarını çiğneyen zalimlere parayla destekçi olmak için kolluk görevi yapanlar. Dikkat et. Şimdi
Yani şurtiğinin Türkçesini söyleyeyim size, polis. E şimdi bu polisler af olmaz mı? Bak ne diyor? Vatanı milleti korumak için, asayişi temin etmek için çalışan askerler ve polisler Berat Denizi en başta af olacaklar. Ama sana devlet bir güç verdi diye sen bu gücü kendi nefsine ve şahsına kullanırsan, adamı polis kimliğinle, istihbaratçı kimliğinle, efendim asker kimliğinle, insanları çete gibi özel kuruluşlar yapıp da baskı kullanırsan, var mı bunlar? Var mı? Olmadı mı? Neler oldu? Ne faali, ne türler, kimse hesap soramıyor. Ne mafya var işler. Bir yakalamıyor uyuşturucular. İçinde bir emniyet müdürü, bir polis mi? Bir şebeke çıkıyor, içinde hemen askerden var, polisten var. Ha, bunları kastediyor. Gayri meşru kolluk gücünü gayri meşruya kullananlar. Allah muhafaza etsin. Böyle bir şey olursa bunlar Berat gecesi af olmaz. Allah onlara da tevbe nasip etsin. Vazifenin dışına çıkmasınlar. Sen şimdi adama diyorsun ki dur. Adam duruyor veya zorluyor. Kalkıp buna bir jop vurursan hukuk hakkı bu. Adam sana jop vurmadı ki. Adam sana jop vurmadı. Jop vurmayana jop vurulmaz. E sen şimdi buna adam duruyor durduğu yerde veyahut da geliyor üzerine ama adam sana bir şey çıkmıyor. E sen bunu gözüne sıkarsan bu olmaz. Kısasla hareket edilir. Yani o karşı tarafın hareketine göre hareket edilir. Ama şimdi durup durup duran adama da ya adam yoldan geçiyor, öbürü orada sinirlenmiş, vura vura geliyor, bir de sana diyor, yanındakine davranıyor. Ya kardeşim, bir de sana diye olmaz, yanarsın, ahirette kul hakkına girersin. Bu işler dikkat ister. Allah rızası için sabrı olmayan, sakinliği olmayanlar asker, polis, memur olmasın. Asker mecbur olmaz da ama sabırsız iş olmaz. Sabırsız olursa zararlı olur ya. Mutlaka alınırken bunların görevine bir sabır teslim olun. Bir panikliyor mu? Yani bu adam panikliyor mu? Paniklediği zaman ne yapıyor? Önüne gelene vuruyor mu? Bunları bir deneyin kardeşim, yani önüne gelene de vurma hakkınız yok. Ondan dolayı Berat gecesi bak. Ne bildi ki Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh 15. gece çıktı. İki de bir çıkıyor evinden göğe bakıyor. İki de bir çıkıyor göğe bakıyor. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki dikkat. Davud aleyhisselam Berat gecesi Şaban'ın 15. gecesi aynı benim çıktığım şu saatte evinden çıktı, semaya baktı. Hazreti Ali bunu nereden bilecek? Resulullah'tan duydu sallallahu aleyhi ve sellem. Davud aleyhisselam dedi ki dikkat edin. İnadi saate, buraya dikkat edin. Şu an var ya Berat gecesindeki teheccüd vakti. Mâde Allah'a bilinâcâbe ve estağfurullah'a bilinâcâbe illâ uğrâle. Kim ne isterse Allah Berat gecesi mutlaka verecek. Kim af istese mutlaka affedecek. Ancak mâlem yekûn aşşâran, ticaretlerden ve gümrüklerden haksız gelir elde etmiyorsa. Buraya dikkat edin bak. Bana ne, ben gümrük bakanlığında çalışmıyorum. E çalışanlar olabilir, dikkat et. Ticaretlerden ve gümrüklerden haksız gelir elde etmemek şartıyla. Zekat, usul, fitre gibi İslami hakların dışında insanların karlarından para alanlar Berat gecesi af olmaz. Zekat alabilir devlet. Değil mi? Vergi alabilir. Fitre alabilir. Usul alabilir. Haklar var. Bu hakların dışında birisi kendi görevini kullanıp da oradan bir şey aşırırsa emanete hıyanet ve Berat gecesi af olmaz. Buna yardım yataklık eden, katiplik, şahitlik eden hepsi buraya dahil olurlar. Hani eskiyalık yani. Eskiyalık gibi ister. Şimdiki modern rüşvetler ama eskiyalık. Eskiden biliyorsunuz köprünün başını tutardı biri. Adapazarı'nın Sakarya'nın köprüsünü tutuyordu. Köprüden geçirmiyor. Ulan bu köprüyü sen mi yaptın? Yok. Babanın arsasından mı geçiyor? Yok. E bunu devlet yapmış, millet yapmış, neyse. E seni bu köprüden vergi almanın hakkı mı? Eskiya yani. Ünuma giden bir hizmete gitmiyor para. Cebine girecek. Ne demiş işte orada evliya Allah'tan biri? Sakarya'nın yatağını değiştirmiş derler. Sakarya oradan atlıyormuş. Herif de köprüden milleti soyuyormuş. Gelmiş evliya Allah'tan biri. Demiş ki ver bakalım parayı, geçirmem. Ya demiş ne hakla? Demiş ki böyle. İster demiş, yine gelirse.
demiş efendim, geçme namert köprüsünden, koaparsın su seni. Yapma çünkü gölgesinde, yersen aslan yesin seni, öyle bir şey yani. Yani kimkiyle uğraşsana git aslana yem ol ya. Ne uğraşıyorsun çakalla ya? Ne demiş? Namet köprüsünden geçme, atma suya sudan geç demiş. Tabi evliya olarsan geçersin, öbür türlü ara, ne yapacaksın, parayı vereceksin yani. Alana girer tabi, öbür türlü boğulursun. Ama evliya Allah olursan ne yapmış? Sakarya'ya bir işaret çakmış, orada köprü boşta kalmış. Ondan sonra bu taraftan atma, ne olacak? Aşağıdan kuru kuru geçmişler yani. Su gitti bu tarafa. Anladın mı? Bu şekilde haraca bağlayanlar af olmaz. Elkainen, gayetten haber verenler. Elşairen, şerata uymayan şiirler söyleyenler. Elsahiren, büyü yapanları yaptıranlar. Elsultiyen, emniyet kolluk görevini kötüye kullananlar. Memurlar. Bu memurlukta çok sıkıntı var. Hakkın kadar kullan dersin görevini. Nefsine en ufak bir kar çıkartmayacaksın, pay çıkartmayacaksın. Ne dürüst adamlar var ama sayıları az, Allah sayılarını çoğalsın. Yani hiç adamlar nefsine ait hiçbir işe sokmuyor o görevi. El cadiyen, gayrimeşru vergi tahsilleri. El sahibe kubetin, el urtubetin, bir de ne demiş Davud Aleyhisselam? Davul, ut, tambur gibi müzik aletleri çalanlar. Yalnız Davud Aleyhisselam burada diyor ki, burada çalgılar, sevgilerle ve içkilerle birlikte farzları kaçırma gibi, gaflete daldırma gibi müziğin ayrılmaz elemanlarıyla birleşmesi halinde beraat gecesinde bunlar af olmaya manidir. Ama adam mehter davulcu veya adam Ramazan davulcusu. Yani o davul buraya girmez. Ut ve tambur davuldan da sıkıntılıdır. Ve lakin bunlarda farz namazları kaçırma, içki masasında oturma, kadın sesi avret, tahrik eden müzik, şehvet içerikli detay, bunlar varsa kesinen haramdır. Bu haramlardan uzaksa sadece bu aletlerin çalınmasıyla da adam efendim mahrum olmaz. İmam-ı Nablusi böyle zikrediyor. Şimdi burada bir dua var. Allahümme Rabbe Davud, İzbirli men deâge ziyâdî leyyed velime seghverake ziyâ. Her peygamberin duası makbul müdür? Ve kullu nebiyyin mücâb. Her peygamberin duası %100 kabul. Şimdi Davud Aleyhisselam bir dua etmiş. Ey Davud'un Rabbi olan Allah! Bu gece sana kim bir şey istiyor da senden dua ediyorsa beraat gecesi dua edeni affet. Ve dua beraat gecesi senden af isteyeni affet. Bu kimin duası? Peygamber duası, Davud Aleyhisselam'ın duası. Berat gecesi bir peygamber duası var ki sen o gece dua ediyorsan mutlaka af olacaksın. Peygamberin duası yere düşmez. Burada da neler var neler. Şaban-ı Şerif Risalesi'ni de alın. Akabinde ne salavatlar, ne dualar, ne zikirler, ne namazlar, ne tarifler. Buradan bakın. Özellikle berat günü iftar için yemek pişirecek hanımlar, sürme meselesi, vesair faziletli ameller bir işte dolu vakit. Şimdi ben şöyle ne gibi yaptım? Ne gibi yapayım yani da yapmayayım yani. Şimdi biz önümüzdeki Eylül'ün 6'sına kadar gelmeyeceğiz. Çünkü zaten Ramazan Şerif'te umre inşallah gidilecek. Ramazan Şerif'in 1 Temmuz ile 15 Temmuz arası. Umre'ye de gelmek isteyenler olursa 10 gün falan kaldı kayıtların bitmesine. Ancak izin alabildim Efendi Hazretlerimden. 11-12 gün içinde kayıt yaptıranlar arasınlar, bizim sitelerden her yerden ulaşabilirler. Asıl turla gidilecek. Allah'ım nasip eylesin, kabul eylesin, kolay eylesin. Kudretin diye Ramazan tadil haddetemme ay. Ramazan'da bir ömre benimle beraber hacca denktir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım onunla birlikte hac yapmış sevabı ihsan eylesin. Yapamayanlara da nasip eylesin. İmkanı olmayanlara da önümüzdeki yıllarda nasip eylesin. Amin. Size de dua edeceğiz inşallah. Sonunda bir helallaşırız. Ta geleceğiz. Eylül'ün 6'sı cumartesiye geliyor. Emiş saat ne? Akşam 20.55. Saat alınmıyor mu? Alınmıyor. O zaman biz akşam namazına buluşacağız inşallah. Allah'ın buluşturdu. Onun için ben de size biraz bu gece
uzatmış olabilirim ama ne gibi oldu şimdi? İki aylık, üç aylık toptan gibi oldu. Amma ve lakin siz yine amel etmenize bakın. İnşallah sohbetleri önümüzdeki günlerde de dinleyin. Lale Gül burada çekiyor zaten inşallahı rahman. Bundan dolayı biraz uzattıysak da size vazifelerinizi Lale Gül dergisinden takip edin. Ramazan Şerif'in bak ilk gecesi okunacak dua. Ramazan'ın ilk gecesi bir namaz var. İlk gecesi ne zaman? 28'i? 1'i. 28'i? 1'i. O zaman ne oluyor? 27'yi? Mesela çok önemli bir namaz. 80. sayfada, derginin 80. sayfasında. O namazı kılarsa Ramazan ilk gecesi bir seneki bütün bela ve afetlerden korunacağına garanti veriliyor. Alimler denemişler, hak bulmuşlar. Bu mesela 80. sayfada. Ondan sonra bakın. Berat gecesi. Söylüyorum. Şeyde de söyleyeceğim ama Berat gecesi belki dinleyemezsiniz. Söylüyorum. Ömre bereket, rızka bereket, bir senelik belaları def etmek için ne okunacak? 3 kere Yasin Şerif okunacak. 6 rekat namaz. 2 rekatta, her rekatta 6 kere İhlas-ı Şerif. 1 rekat bitiyor, 1 Yasin okunuyor. Ne niyetle bakarsınız oradan, işte ömre bereket diyor. 2. rekat kılınıyor, 2 rekat. Selam veriliyor, 1 Yasin Şerif. Bütün rızka bereket. Yani işlerim az gitsin. Ondan sonra üçüncü iki rekat kılınıyor, selam veriliyor, bir Yasin Şerif. Ondan sonra ona ne niyet ediliyor? Bir sene bela görmemek. Ondan sonra ne var? 10 kere okunacak mühim bir dua var. Kitapta da var, dergide de, 74. sayfada. Bunu ben sizi sevdiğim için söylüyorum, 74-75. Bir sene Allah ömrünüzü uzun etsin. Bir sene içinde sevdikleriniz de varsa onlara da öğretin. İnşallah ölümle karşılaşmayın. Bir sene içinde bela ile karşılaşmayın ve rızık darlığıyla karşılaşmayın. İşleriniz bozulmasın inşallah. Bunun için ben size 74. sayfada yazdım. İmam-ı Cebidi, Şeyh Ahmet Deyarbi, bütün evliyaullah naklediyor. 6 rekatı kılarsınız. Ondan sonra 3 Yasin, 2 rekatta bir Yasin. Niyetlerini yazdım. Tek tek. Kitapta da var. Bunu yaparsınız. Ondan sonra 10 kere okunacak dua. Bu duada çok manası muazzam. Türkçesini Arapça okuyamayan Türkçe okuyabilir. 75. sayfaya geçiyor. Ne diyor burada? Ya Rabbi diyor. Yani ben size özetim söylüyorum. Benim gibi günahkar kulun senden istemeye yüzüm yok ama cömertliğin bana senin kapını gösterdi. Bugüne kadar yaptığın iyilik beni sana ulaştırdı. Bu kadar günaha karşı hala benden rızkını, hayrını kesmemen benim sana karşı cesaretlendirdi. Sana gizli olmayan sıkıntılarımı şikayet ediyorum. Sana zor gelmeyen muratlarımı senden istiyorum. Senin benim halimi bilmem bile istememe lüzum bırakmaz. Ey sıkıntıların sıkıntısını açan Allah, benim derdimi sıkıntımı aç ya Rabbi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ben de diyorum ki ben zalimlerdenim. Sen zalim değilsin, bana ne ettinse adalet ettin, ben kendi canıma yazık ettim. Sen Eyüp Aleyhisselam'ın duasını kabul ettin, Yunus Aleyhisselam'ın balın kanında gamdan kederden halas ettin, müminleri de böyle kurtarırız diye beyan ettin, ben de müminlerdenim, beni de halas eyle. Ey Yüce Allah'ım, sen herkese iyiliğini anlatabilirsin, kimse sana bir iyilik yapmamış ki iyiliğini anlatabilsin. Ey Celal ve İkram sahibi, ey Lütuf ve İnan sahibi. Ben burada kafadan tercüme ediyorum yani. Belki burada başka şeyler yazıyor. Alttaki tercüme okursunuz. Sığınanların dayanağı ancak sensin. Eman dileyenlerin kurtarıcısı ancak sensin. Korkanların emanı ancak sensin. Şimdi dikkat. Bu dua kaç kere okunacak? Okuyacak mısınız? Ya ben sizi çok seviyorum. Okumanızı istiyorum. Hakikaten okumanızı istiyorum. Hiçbir şey yapamasanız da bu üç Yasin'e bunu okuyun ya. Bak ne diyor? Ey Allah! Sen ezelde ana kitapta beni bedbaht, mahrum, kovulmuş, rızkı dar bir kul olarak yazdıysan bunu senden başka bilen yok. Lütfunla, kereminle
kötü adamlığımı, kötü kaderimi, hakkımdaki kötü kararını, mahrumiyetimi, lanetliliğimi, fakirliğimi ve rızık darlığımı sil ya Rabbi. Sen amin şimdi deme. Berat gecesi oku. Anladın mı? Şimdi amin deyince olmuyor yani. Sen ya Rabbi beni ümür kitapta şahit, bahtiyar, rızkı bol, bütün hayırlara muvaffak olan bir kul olarak sabit eyle. Çünkü sen buyurdun. Senin buyruğun haktır. Senin bildiğin kitabında, gönderdiğin peygamberin lisanında ne buyurdun? Allah'a maşallah olsun. İstediğimi silerim, istediğimi yazarım. Eğer sen bize böyle bir ayet buyurmasaydın biz sil yaz diyemezdik. Ama madem böyle işlerin var, sil ya Rabbi. Hayırlı tarafa kaydet ya Rabbi. Ey ilahım, kıymetli Şaban ayının 15. gecesinde her önemli kazaların, kaderlerin hükme bağlandığı, ezeldeki kararların görevli meleklere teslim edildiği gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılan en büyük tecelli ümmetine. 13. gece Allah Teala fiilleriyle tecelli etti. 14. gece sıfatlarıyla tecelli etti. 15. gece zatıyla tecelli etti. En büyük tecelli ümmetine bildiğimiz bilmediğimiz ve senden başka kimsenin bilemeyeceği ne kadar bela varsa biz senden diliyoruz, dileniyoruz, bütün belaları açarsın ya Rabbel Alemin. Sen azizsin, en azizsin, en keremlisin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, âle ashabına salat ve selam eyleye. Bu gece biraz detaylı bir duaya mana verdim. Tercümesi bu kadar izahlı olmayabilir. Burada bir turat oluyor, söylüyorum yani. Biz tabii tercümeden metne bağlı kalarak tercüme yaptık. Nasıl bir dua? Nasıl bir dua? Senede kaç kere okunabilir? Bir sene. Bir gece. O da hangi gece? Berat gecesi. Senede bir gece okunabilir. Yasin ne için okunursa o olur. Bir sene daha ölmemek istiyorsan bir Yasin Şerif. Bir sene daha rızıkta darlık çekmemek istiyorsan iki rekat bir Yasin Şerif. Bela görmemek istiyorsan iki rekat. Altı kulu Allah ile bir Yasin Şerif. Peşine de 10 kere bu dua. Ben sizi Allah için seviyorum. Sevdiğim için de yazdım, yazıyorum. Yazmakla da kalmıyorum, unutuyorsunuz diye tekrar ediyorum. Her sene duyuruyorum. Ben de bu kadar yapabiliyorum. Allah beni de size bağışlasın. Sizin hürmetinde beni de affeylesin, muhafazat eylesin. Sizi Allah için sevdiğim için. Ondan sonra tabii 100 rekat namaz, gününün namazları, gecelerin namazları, Şaban kitabı şart. Çünkü derginin yeri kısıtlı, hepsini yazamadık. Kitaptan mutlaka okuyun, amel edin inşallah. Efendim, şehit olarak ölmek, ölmeden cennete gireni görmek, 70.000 melekle selamlanıp müjdelenmek, 700.000 melekle cennette köşkler, saraylar, binalar imar edilmek, bir seneye kadar üzerine günah yazılmamak, sayısız sayısız müjdeler. Ne namazı? Beraat namazı. Kaç rekat? 100 rekat. Her rekatta ne okunuyor? 10 kere buluyor Allah'a. Gece yetmezse, gündüzden de yardım alın. Faziletini, kaynaklarını kitapta da dergide de bulabilirsiniz inşallah Rahman. Allah Teala Hazretleri şimdiden hazırlanmamızı, aklen, fikren, bedenen, ruhen hazırlanmamızı nasip eylesin. Oruçlarına dayanmamızı nasip eylesin. Gece namazına ihya ile gecesi ihya-i muvaffak eylesin. Tembelliği, gevşekliği, işemcekliği bize nicale eylesin. Allah'ım berat ediyor. Ben size bu gece bir dua edeyim. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alel Vâb. Elhamdülillâ Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala seyyidil mursalim. Muhammedin ve alâ ve sahâb-ı ecmâin. Allah'ım nâsâli gel cennâ ve nâhûzü bi cennâ nâh. Allah'ım nâsâli gel rıbâta vel cennâ ve nâhûzü bi cennâ ve cennâ. Allah'ım nâsâli gel cennâ ve mâ qarrabbe eyleyâ mi kavlimâ mâ. Nâhûzü bi cennâ nâhûzü ve mâ qarrabbe eyleyâ mi kavlimâ mâ. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Uzaktan, yakından kadın, erkek, çoluk, çocuk toplanıp gelmişler. Şimdi de kaç saatlik yollara dönecekler. Sen bunları görüyorsun. Ve radyodan, internetten de dinliyorlar. Vakitlerini, saatlerini bu zikre, ilme ayırmışlar. Allah'ım benim isteyeceğim en büyük duam bu gece bu kardeşlerin bizi dinleyenler hakkında şu oldu ya Rabbi. Beraat gecesinde dinimiz, dünyamız, ehlimiz, sevdiklerimiz, ahiretimiz, ehli sünnet ve cemaat mensuplarımız.
Müslümanlar adına neler istemeniz rızana uygunsa onların hepsini kalbimize, ağzımıza getir ya Rabbi. Ne hangi şeylerden sığınmamız rızana muvafıksa, sevdiğin, dostların nelerden sığınmışsa hepsinden sığınmayı bize becektir ya Rabbi. Beraat gecesini bir senemizin tümüne hakim eyle ya Rabbi. Beraat gecesindeki manevi hali ve tecelliyi bir sene daim eyle ya Rabbi. Beraat gecesinden evvel şu aklımıza engel olacak ne kadar kötü dertlikler inançta, ahlakta, amelde varsa, kılıktan, kıyafetten ne kadar sevmediğin, razı olmadığın amel, hasret var ise beraat gecesine kadar bir daha dönmemek üzere o günahlara pişmanlık ve tevbe bize nasip eyle. Aklımızı nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Hayırlara, bereketlere nail eyle. Şaban Şerif'in tüm bereketlerine nail eyle. 27. gecesi de önemli. Nasıl ki Ramazan'ın 27'si Kadir, Recep'in ki Miraç, Şaban'ı kimse bilmiyor. Şaban'ın 27'si çok önemli. Hepsini gecelerini ihya'ya, bereketlerine nail eyle. Ramazan Şerif'e imanla, sıhhatle, afiyetle, hayırla malik eyle. Kadir gecesini de ya Rabbi, dostların gibi yetişmeyi nasip eyle. Dostların gibi muvaffakat etmeyi nasip eyle. Bayramımızı dostlarının bayramına ihraz eyle. Günahlardan arınmışlıkla bize bayramı nasip eyle. Ya Rabbi alemin. Ey akıllarım nasip eyle. Ben bu kardeşlerimi sana emanet ettim. Onlar da beni sana emanet ediyorlar ya Rabbi. Hepimizi hayırla cem eyle ya Rabbi. Yardımcılarımızı ziyade eyle. Engellerimizi izale eyle. Haset kasat peşinde koşan, kıskanan, Ehl-i Sünnet'in sesini kesmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Hepimizin maddi manevi dertlerimize deva, borçlarımıza eda, hastalıklarımıza şifa, hayırlı muratlarımıza nailiyetler ihsan eyle, ailelerimizi yar eyle, çocuk çocuklarımızı salihleriyle hak eyle, beraat gecemizi bir senenin dönüm noktası eyle, o şuurla kavuşmayı, sabahına çıkmayı nasib-i müyesser eyle. Amin yendiler, nar cihinden azad eyle. آمين آمين بحرمت طه وياسين صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين evet birkaç ilanımız var kısaca ilan ediyoruz efendim efendi hazretlerimizin hizmetinde bulunan marifet derneğinin 8 Haziran pazar günü öğle namazını mütakiben Fatih Camii'nde icazet merasimi var ben de orada olacağım inşallah bu icazet farklı Seyyid İbrahim Ahsari Hazretleri Sahih-i Müslim kitabının tümünü okuttu. Sahih-i Müslim kitabından icazet var. Hadis icazetidir. Türkiye'de pek Müslim görülmüyor. Hiç ben de bugüne kadar duymadım. Hem Allah'ın dostu Resulullah'ın torunu Seyyid Hazretleri'nin icazetine bekleriz inşallah. Sahih-i Müslim icazeti kadınlara da yer var. Kadın erkek cemaatler davetlidir. Hadis-i şeriflerin ihyası için geliriz inşallah. Allah hayırlı mübarek eylesin, muvaffak eylesin. Amin. 6 Eylül Cumartesi akşam namazını mütakiben Allah'ın tekrar buluşmayı nasip eylesin. Evet. Bu öndeki arsalar da alındı. Buranın etrafı açıldı inşallah. Önümüze gelip dayanıp rüzgarımızı kesecek kalmadı inşallah. Bundan dolayı sizle anlaştık. Dediniz yardım edeceğiz. Onlar da borca girdiler. Kapıları aldılar. Uğraşıyorlar. Yardımlarınızı esirgemeyin. Şaban benim ayımdır, benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Resulullah'ın duasına Allah sizi nail etsin. İslamiyete, Ehl-i Sünnet'e, bu gibi dernek ve müesseselere yardımlarınızı esirgemeyin. Rabbim de evliliğinizi zayi etmesin fazlı keremiyle. Evet, kardeşlerim, benden yana sizlere haklarımız helal olsun. Siz de bana haklarınızı helal edin. Benden helal olsun. Allah Teala rızasını cümlemize helal etsin. Gazabından muhafaza etsin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bursa cemaati olarak selam gönderiyor musunuz? Allah Teala aldığımız kabul ettiğimiz gibi tebliğ etmeyi yerinde nasip eylesin. Sizlere de ulaştırmayı nasip eylesin. 6 Eylül'de daha ziyade sevkle, aşkla birleşmeyi, buluşmayı müyesser eylesin. Amin diyen günler. Nâr-ı cehennemden azâd eylesin. Amin amin. Muhammed Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed. Efendim, hasta olanlar, acil ya Rabbi şu cemaat hürmetine şifalarını ikram eyle. Kanser olanlar, hastanede olanlar, Allah'ım evlenmek isteyene hayırlı eşler nasip eyle. İşsizlere hayırlı eşler, işler nasip eyle. Allah'ım bu mübarek ay hürmetine, Habibi hürmetine, şifalar nasip eyle, devalar nasip eyle.
Allah tabi kazası getirmişler. Hepsini kaldırma kardeşini ayağa kaldır ya Rabbel Alemin. Ve ya gayran nasirin. Aile huzurları ihsan eyle. Huzursuz olanların ailelerini isteyeni sünnet üzere, zikir üzere cemeyle ya. Hafızlık yapanlara, okuyanlara keskin zekalar faydalı ümmet nasibi. Amin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirlerini uğray. Sabahattin adı güzel vefat etmiş ve bu cemaate evvelce gelip şimdi kabirde bizden hediye bekleyen kardeşlerimiz, ihvanımız, sohbet arkadaşlarımız ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammed. Abdül Resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin. Adede mâ şâhû ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ruhlarına hediye edelim. İsal eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âleyin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kefiyle ve elhamdülillâh Rabbil âlemin. İllâh şerefdîn. Vâli ve sâme şâhînâ. Emvâtina ve emvâtin müslimîn ve vâdî vâdî hâdîn. El-Fâtiha.